Kanal Türk ekranlarından ve yepyeni bir top bizden hepinize mutlu geceler değerli futbol severler. Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam etti. Haftanın kapanması için 2 maç daha oynanacak. Günün karşılaşmalarında önemli sonuçlar alındı. Tabii ki sondan başlayacağız. Başkent deplasmanında Fenerbahçe 6'da 5 yaptı. 5 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Kayt'ın attığı golle Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada golün ötesinde iki önemli tartışmalı pozisyon var. Tabii ki bu pozisyonları da değerlendireceğiz. Başkent'e gideceğiz. Ufuk Kağan Karacan ve Mehmet Civan yayınlarıyla, röportajlarıyla, maç sonrası gelişmeleriyle bu ekranda Top Bizde de sizlerle olacak. Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na, başkanına ve yöneticilerine gerçekten çok önemli sözleri, önemli çağrıları var. Ateş püskürüyor adeta deneyimli başkan İlhan Cavcav. Ve tabii ki Metin Diyadin'le ilgili de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyadin görevinden ayrıldı mı, devam ediyor mu? 1-0'lık yenilgi sonrası hepsini tek tek yayınlarla ekranlarınıza getireceğiz. Karşınızda olacak. Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Akşam saatlerinde Mancini İstanbul'a geldi ve Başkan Ünal Aysal ve Lütfi Arıboğan'la birlikte hala başkanın otelinde görüşme devam ediyor. Yemek yediler. Ne oluyor? Anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor mu? Farklı farklı haberler çıkıyor. Juventus maçı öncesinde Galatasaray yeni teknik direktörüne, İtalyan teknik adam Mancini'ye kavuşacak mı? Yoksa pürüz var mı? Başka alternatif bir isim daha var. Onunla ilgili son gelişmeler neler? Hepsini ekranlara getireceğiz. Tabii ki bilet operasyonu da bütün hızıyla devam ediyor. Az önce teaserlarımızda da izlediğiniz gibi bunun da detayları Top Bizde de olacak. Sergen Yalçın ve Bilgin Gökberk, hoş geldiniz. Evet. Maçla başlayalım, daha doğrusu sonuçlarla başlayalım. Erzurumspor Sivasspor'u ağırladı ve 4-2 kaybetti kendi evinde. Trabzonspor Torku Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mustafa Yumlu'nun attığı 2 golle Kasımpaşa kendi evinde Ertuğrul Sağlam'ın talebelerine Eskişehirspor'a 2-0 yenildi. Ve az önce de açılışta belirttiğim gibi Fenerbahçe Başkent deplasmanında 3 puanı 1 golle aldı. Kayt'ın attığı golle. Yarın Kayseri Erciyesspor, Kayseri Spor ve Medikal Park Antalya Spor Beşiktaş karşılaşmalarıyla 6. hafta tamamlanacak. Hafta içinde Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un önemli Avrupa maçları var. Galatasaray Torino deplasmanında Juventus'a karşı Şampiyonlar Ligi grubundaki ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'da Lazio'yla karşı karşıya gelecek. İtalyanlarla önemli maçlarımız var bu hafta. Sergen Yalçın, hemen Fenerbahçe'nin Başkent deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetiyle başlayalım. Tartışmalı evet. Pozisyonlar bir yana, Fenerbahçe nasıldı? Nasıl buldun Sarı Lacivertleri? 5 maçlık bir galibiyet serisi yakaladılar. Evet. Skor çok aldatıcı olmasın. 1-0 zor bir skor gibi görünse de oyuna baktığımız zaman Fenerbahçe'nin çok bariz bir üstünlüğü var oyunda. Özellikle oyunun ikinci yarısında tamamen Fenerbahçe'nin kontrolü altında geçen inanılmaz pozisyonların harcandığı, Sovu, Emenike'si, Kayt'ı ve Bosa hepsinin çok enteresan goller kaçırdığı. Seyir zevki güzel ancak golü kısır bir gece yaşadık. Yalnız çok maça ve pozisyonlara girmeden ben İlhan Cavcam'ın ne konuştuğunu çok merak ediyorum. Hazır mı arkadaşlar? Hemen o zaman Gençler Birliği Başkanı, tecrübeli başkan Sayın İlhan Cavcav maç sonrası ateş püskürdü Türkiye Futbol Federasyonu'na maç içindeki kararlarla ve hakemle ilgili olarak. Bakalım Sayın Cavcav neler demiş. Hemen Ankara'ya gidiyoruz. Sizin gibi çok değerli spor yazarları zaten ismi üstünde spor yazarı demek, bütün maçları bir taraf gözle seyreden insanlarsınız. Hakemin oyun içerisinde verdiği kararları ben çok değerli basın mensuplarımın, değerli kardeşlerimin takdirine bırakıyorum. Ama bu Serkan Taner denen kardeşimiz zannedersem Edirne sınırındaymış. Kırklareli, onun başka ülkeye inşallah transferi olabilir. Ama böyle hakemlerle Türk futbolu bir yere gelmez. Burada da Futbol Federasyonumuz hakemin verdiği karardır deyip susmaması gerekir. Mutlak surette bu Merkez Hakem Komitesi'nin değişmesi lazım. Hatta gerekiyorsa Futbol Federasyonu da
bana göre derhal istifa edip, istifa kararı alıp yeni bir federasyonun yeni arkadaşlarla Türk futbolunu yönetmesi inandığına, hem bir Gençler Birliği Kulübü Başkanı olarak hem de Kulüpler Birliği Başkanı olarak bütün kamuoyuna bunu ilan ettim. Futbol Federasyonu her şeyden evvel kararı birinci etapta vermesi gerekir. Bu bakımdan federasyonu da ben şahsen istifaya davet ediyorum. Egemen tuttu, itekledi. O %100 penaltıdır. Fakat hakem sustu. İkincisi, yine Egemen'in, aynı Egemen'in 18 içerisinde yapmış olduğu, aleyhimize, takımımıza yaptığı faul, mutlaka faul. Hakem Bey Fenerbahçe golü atınca Sayın Edirne'li kardeşim rahat etti. İnşallah bu maçın gazabını da ömrü billah çeker. Bugün 19-20 bin kişilik stadyumumuzda herhalde 13-14 bin seyirciyle maç oynadık. Fakat değerli arkadaşlar, sadece özel güvenliğin dışında 2570 tane polis arkadaşımız görev yaptı. Biz böyle hasılatı belli kulüpler olan insanlar olarak böyle 2000-3000-5 tane 5000 polisle eğer maç oynayacaksak, bundan sonra hiç olmazsa maçlarımızı seyircisiz oynayalım. Ne polis parası verelim, ne güvenlik verelim. Hakem çıksın, gelsin değerli basın mensubu arkadaşlarım da başlarını, kanaatlerini yazsınlar. Yani biz çok yaralıyız, yaralı. Çok yaralıyız diyor. Ben bir cümle söyleyeyim mi Sergen'den önce? Bak, İlhan Cavcav kendi söylediği lafların altında kalıyor. Şimdi bu 3 Temmuz süresinde İlhan Cavcav şey demişti abi, çok net hatırlıyorum. Ben hatta onunla yazı yazmıştım. Üç büyük ne olursa olsun küme düşmemeli. Onsuz lig oynanmaz demişti. Doğru dedi. Evet. Bu laftan sonra esasında İlhan Cavcav'ın normalde yönetici kariyeri bitmesi lazım. Yani üç büyük ne yaparsa yapsın küme düşmeyecek. Böyle bir şey olur mu yani? Yani bu bir spor lafı mı yani? Değil. Şimdi hakemi neye kızıyor? Zaten kendi söyledi o zaman 2 sene önce, kollayın üç büyükleri dedi. Bunlar düşmesinler dedi. Yani bunlar bizim ligimizin şeyi dedi. Ne bileyim, hatta Atilla abiydi galiba. Atilla Kürç'e bir yazı yazmıştı. D'Artagnan. Neydi o üç tane, üç Fransız şeyi vardı ya. D'Artagnan dedik. Neyse, üç tane Fransız şövalyesi bunlara benzetmişti. Bunlar düşmesin falan. Böyle bir süreç başlamıştı. Üç büyük kalsın. Ne yaparsa yapsın. O zaman İlhan Bey'in esası spor hayatından çekilmesi lazım. Çünkü Kulüpler Birliği Başkanı bu görüşte olur mu? Yani şikede yapsa, o da olsa, bu da olsa üç büyük kalacak diyor ligde. Şimdi hiçbir laf söylememesi lazım İlhan Bey'in. Esas İlhan Bey'i sayarız. Yani saygımız vardır. Ama Kulüpler Birliği Başkanı'nın İlhan Bey olması büyük bir talihsizlik Türkiye için yani. Onu da söyleyeyim ben sana. Yani bir talihsizlik. Şöyle talihsizlik. O cümleyi söylemeseydi bir sorun yoktu. Ama ondan bağımsız değerlendirilemez mi bu açıklamalar? Abi niye değerlendirilemez? Maçın içinde haksızlığa uğradığına inanıyorsa Feveran'da bulunmuyor. Herkes bulunuyor. Tamam da yani öyle bir demeç verdik o zaman. Hem de 2-3 kere söyledi. Dediklerinizi dedi. Tabii dedi. Yani o 3 Temmuz sürecinde söyledi. Bu akşam tamam, ayrı bir gece. Tamam, o zaman bu lafında kimse önemsememesi lazım. O zaman öyle söyledi çünkü. Yani İlhan Bey'in artık yönetici, yani İlhan Bey'in yapacağı bir şey var. Ben sana Türkiye'de gidecek bir savcıya anlatacak Türkiye'de başından ne geçtiyse. Hani futbolu temizlemek istiyoruz ya. Bu İtalya'da temiz ellerde çok eski bir sanayici bulmuşlardı, yaşlı. Dediler ki gel kardeşim şu İtalya'ya son bir hizmet yap, anlat dediler. Kime ne verdin? İlhan Bey de 50 senedir futbol içinde, gitsin bir savcıya konuşsun. Ne gördü, ne yaşadı anlatsın. Bakalım neler çıkacak. Orası kara kutu ya İlhan Bey. Türk futbolun kara kutusu gibi yani. O yüzden İlhan Bey'i sayıyoruz, tekrar söylüyorum. Bir ara rahatsızdı. İnşallah iyileşmiştir. İnşallah Allah uzun ömür verir. Ama bu lafı söyleyen İlhan Bey'in o lafı söylememesi lazım, daha önceki lafını. Yani şu anda bir inandırıcılığı yok yani İlhan Bey'in. Bunu da söylemek lazım ya. Yani. Evet. Sergen Yalçın, merak ettiğini söylemiştin. İlhan Cavcav'ın neler söylediğini dinledik. Evet. Çok öfkeli. Vallahi hakem kararlarıyla ilgili. Şimdi ben İlhan abiyi severim yani. İyi bir insandır. Yıllardır o kulübün başında, o kulübün her şeyidir. O kulübün sembolüdür yani başkan. Ancak şunu söylemek istiyorum. Yani bu basın toplantısı, böyle basın toplantısı olmaz bu maçtan sonra.
Çok ben doğru bulmadım konuştukları. Neden doğru bulmadım? Bugün bir maçtan sonra isyan ederken maçta çok canın yanması lazım abi maçın içerisinde. Yani nasıl anlatayım sana? İyi oynaman lazım. Pozisyonlar kaçırman lazım. Çok çift iki taraflı da gidiş gelişli bir maç olması lazım. Hakem çok enteresan kararlar vermiş olması lazım. Ne bileyim yani çok daha ağır şeyler olması lazım. Maç bitiyor abi. Bakıyorsun birisi çıkıyor. Ya başkan çıkıyor, ya yönetici çıkıyor. İşte bu futbol federasyonu istifa etsin. Ya kardeşim senin takımın kaleye gidemiyor. Senin takımın kötü takım. Doğru dürüst pozisyon yok. Yani senin takımının gol pozisyonu yok. Yani bir şey oynamıyor takımın. Transfer yaparken para harcamamışsın belli. Hep ucuz oyuncuları doldurmuşsun takıma. Fuat Çapa giderken RCS neredeyse takımın 4'te 2'sini götürmüş. Ha yani şimdi diyorsun ki işte hakem bizim puanımızı çaldı. Onu yaptı, bunu yaptı maçtan sonra. Bence çok anlamsız bir konuşmaydı. Hiç her maçtan sonra artık ya insanlar şundan vazgeçsin bir de. Maç bitiyor, geliyor birisi. Federasyon istifa etsin. Ya kardeşim senin takımın kaleye gitmiyor ya. Federasyonla ne alakası var bunun? Federasyon niye istifa etsin senin takımın mağlup oldu diye yani? Onu anlamadım. Ya biraz bundan kurtulalım yani. Federasyonun da yaptığı yanlışlar var da bu kadar da değil yani. Neredeyse yani dışarıda cüzdanı çalınan bile federasyon istifa etsin demeye başlayacak yakında. Ya öyle bir hal aldı abi futbol yani. Vallahi öyle bir hal aldı yani. Gerçekten diyorum ya. Yani her başına bir şey gelen direkt çıkıyor. Bu federasyon istifa etsin. O, bu federasyon şöyle. Bu kadar değil yani. Yani federasyonun doğru yapmadığı şeyler de var ama bu kadar da değil yani abi. Abartmayalım yani bu kadar artık. Bugün Gençler Birliği Fener maçını ben seyrettim. Çok özür dilerim sözünü keseceğim. Bir son dakika gelişmesi var. Galatasaraylılar da merakla bekliyorlar. Mancini Galatasaray camiasına hayırlı olsun diyebiliriz. Sevgili Murat Bereket de beni uyarıyor. Yıllığı 4,5 milyon avrodan. Tabii bonuslar da var bunun içinde. Onların detayları daha sonra ekrana gelecektir. Yer de alacaktır. Kendileri de açıklayacaktır zaten. Borsaya bildireceklerdir. 4,5 milyon euro yıllık ücret karşılığı. 2+1 yıllık İtalyan Mancini ile Galatasaray Kulübü sözleşme imzalamaya hazır. Prensipte el sıkıştılar. Galatasaray Kulübü CEO'su Sayın Lütfi Arıboğan ve Mancini'nin devam eden görüşmeler sırasındaki fotoğrafı da şu anda ekrana geliyor. Lütfi Arıboğan ve Mancini yan yana Sayın Ünal Aysal'a ait olan Boğaz'daki otelde akşam saatlerinde Mancini geldi. Kendisi karşılandı. Özel bir araçla otele getirildi. Önce yemek yendi, sonra görüşmeler yapıldı. Hatta bu görüşmeler devam ederken şöyle bir haber de basında yer aldı. Hemen onu da belirtelim. Tıkandığı görüşmelerin ve Mancini'nin teknik direktör, şu anda İtalya milli takımının başında bulunan Cesare Prandelli'nin 2014 Dünya Kupası'ndan sonra görevinden ayrılması beklendiği için kendisine böyle bir teklif gelirse, milli takım hayali de olduğu için ancak bu şekilde Galatasaray'ın başında olamayacağı ve izin isteyeceği şeklinde haberler de basında yer almıştı akşam saatlerinde. Ama tıkandığı yönünde son bilgi Galatasaray'ın yıllık 4,5 milyon euro tekrarlıyorum. 2+1 yıllık Mancini ile bu akşam ya da yarın sözleşme imzalayacağı şeklinde hem Mancini'ye hem de Galatasaray camiasına, sarı kırmızılı yönetime hayırlı ve uğurlu olsun demekten başka benim söyleyebileceğim bir şey yok. Bunu uzun uzun konuşacağız. Sadece habercilik olduğu için son dakika bilgiyi ve fotoğrafı ekranlara getirdik. Parantezi kapatıyorum. Uzun uzun Mancini'yi zaten şey gözlerinizden de anlıyorum bilgin yok. Konuşacağız. Üç silah şöller diye yazacağız. Evet, anladım ben ne demek istediğinizi. Atos, Partos, Partos, Aramis. Evet. Evet, aynı anda bana da geldi. Muharrem Aktuman'dan geldi herhalde size. Kimi? Muharrem Aktuman'dan mı geldi? Yok, bir sürü geldi bana. Bana da geldi şu anda. Hayırlı uğurlu olsun Galatasaray camiasına Mancini. Geçtiğimizde konuşacağız. Evet. Sözünü kesmiştim, kusura bakma. Ya demin de bahsettiğim gibi bugün Gençler Birliği Fenerbahçe maçını seyreden tüm izleyiciler herhalde maçla ilgili konuşacak çok fazla bir şey olmadığını farkında. Gençler Birliği takımı yani Egemen'in sıkıntılı bir pozisyonu var. Bir faulvari bir pozisyon var Egemen'in pozisyonunda. Ancak ben %100 faul olarak değerlendiremem pozisyonu. Tamamen hakem takdiridir. Yani faul verilebilir de verilmeyebilir de çok ince ayrıntıları olan bir pozisyon. Top tesadüfen Gençler Birliği oyuncuya çarpıyor. Oradan kaytın önüne düşüyor. Kaç vuruyor. O olmasa öbürü olacak. Fark etmez ki yani. Yükleniyordu zaten. Tek kaleydi. Yani yükleniyorsun var. Zaten oyunun ikinci yarısı. Özellikle Merlis'in sakatlanıp Salih'in girdikten sonra oyunun ikinci yarısı tamamen Fenerbahçe'nin kontrolü altında. Tamamen Fenerbahçe'nin egemenliğinde. Sürekli arayan, pozisyon bulan, orta sahada oyunu kontrol altına almış, sürekli hücum yapan bir takım halinde Fenerbahçe. Sürekli Sova ve Vebo'ya uzun oynuyorlar mesela geriden. Gençler Birliği stoperleri sürekli bu oyuncuların topu göğsüyle almasına müsaade ediyor abi bir defa. Gençler Birliği takımında sorun var bir defa. Ya Gençler Birliği takımı dinamik bir takım.
fizik olarak iyi bir takım, koşan bir takım, mücadele eden bir takım ama yani şunu yapamaz Gençler Birliği takımı, işi bitiremez. Ben Gençler Birliği'nin maçlarını seyrediyorum. İyi oynuyorlar ama gol yok. Gol yok. İşi bitirecek, işi bitirmeye geldiği zaman ortada yoklar. Öbür taraflarda iyiler, koşuyorlar, hava topuna çıkıyorlar. İşte kademe hatası yapmıyorlar, bilmem ne 50 tane şey yapıyorlar ama futbolda sonuca gitmek her şeyden daha önemlidir. Dibe doğru, takımı, dibe doğru da gidiyorlar Sergen Yalçın. 15. sıradalar şu anda. Ya dibe doğru gitmelerinden gitmeleri çok önemli değil yani. Lig daha çok uzun bir maraton. Yani kurtulabilirler Gençler Birliği ama şunu söyleyeyim. Yani Sayın Cavcav bu akşam Çakır'da maçtan sonra hakem bizi mahvetti, hakem bizi perişan etti. Yani bu konuşmaları yapmasına gerek yok. Böyle bir şey olmadı. Hakemin yaptığı bir iki tane hata. Hakem ne hata yaptı? Caner'e sarı kart göstermedi orada. Orada Sova sarı kart göstermedi. Reklam panolarını orada hepsini tek tek Gençler Birliği'nin yediği kırmızı kart %100 kırmızı kart. Hiç tartışılacak, hiç tartışılacak bir konu bile yok. Egemen'in pozisyonunda penaltı diyor. Bana sorarsan alakası yok. Alakası yok penaltıyla. Ayaktan ele giden bir top. Öyle penaltı olmaz. Sayın Başkan ben sana söyleyeyim o zaman. Kimse söylemediyse yanındakiler ben söyleyeyim buradan. Öyle penaltı olmaz. Yani orada penaltı olması için elin yani ayağa çarpmadan kesmesi lazım ve elin topa gitmesi lazım penaltı çalması için hakemin. Top önce ayağa çarpıyor, ondan sonra ele çarpıyor. Burada oyuncu bir şey yapamaz zaten ona. Yani o açık pozisyona olması bir kıstas mıdır? Birazdan Selçuk Dereli de bağlanacak da. Yok abi öyle penaltı. Yani o kadar ucuz değil abi. Sen kaleye gidemiyorsun zaten. Bu kadar ucuz penaltıyla maçı kurtarmaya çalışmayacaksın yani. Bülent, ha çok net bir penaltı olur okey tamam. Ama bu penaltı çok çok ucuz bir penaltı olurdu. Ha bana Egemen'in pozisyonunu dersen ki o hakem ona foul çalar mıydı? Çalabilir. Çalsa bir şey diyebilir miydi herkes? Çalsa bir şey diyemezsin abi. Çalar da çalmaz da. Yani çok sıkıntılı bir pozisyon. Çok ama şimdi Salih'in ikinci yarı bir top alırken yaptığı bir foul var biliyorsun. Evet. Şimdi ona devam ettiren hakem buna foul çalmaz abi. Öyle değil mi şimdi? Ya onu yakın, devam etti. Yakın pozisyonlar birbirine. Ama şimdi bak o pozisyon Egemen'in pozisyonunun iki gömlek daha ağır bence. Ona foul çalmadı hakem. Egemen'in pozisyonu normal şarjın belki bir kısım daha yukarısı yani %50 değil. Sen daha çok sarı kart uygulamalarıyla ilgili Serkan Çınar'ı o zaman hani eleştirebileceğini kamuoyunun söylüyorsun. Yani Caner'in korner direğindeki oyun sahası içinde bir materyal olarak kabul ediliyor. Talimat çok açık. Ya Caner'le solun sarı kart görmesi lazımdı o pozisyonlarda. Hakem o sarı kartları göstermedi. Hakem varsa bence orada hata yaptı. Oyun içerisinde bir şey yok. Yani Gençler Birliği takımı ne yaptı yani? Fenerbahçe defansını sürklese etti de ne yaptı? 10 tane gol mü atamadı? 5 tane gol mü atamadı abi? Kaleye gidemiyor Gençler Birliği takımı. Ya Sayın Cavcav önce bunun bir farkına varsın. Bir takımına baksın önce yani. Bir öz eleştirisini yapsın kendi içinde. Senin takımın kaleye gidemiyor ki zaten. Hep düz oyuncuları, ucuz oyuncuları, para harcamayayım diye ucuz oyuncuları almışlar Gençler Birliği'ne. Görünüyor yani oyuncuların. Oyuncular fena oyuncular değil ama ucuz oyuncular hepsi. Tamam ama hakem, haksız mıyım? Yani, oyun takım ucuzsa hani hakem doğru yönetsin abi. Abi ben farklı bir o şeyden yani, bahsediyorum. Tamam. Bak abi bak hep farklı yöne çekiyorsun benim konuşmalarım. Hay hay, o ben senin, takımın takım ucuzluğuyla maçı birbirine bağlamıyorum zaten. Şimdi sen ucuz takım kurarsan ne olur biliyor musun? Sen iyi oynar gibi görünürsün ama mağlup olursun. O hakem kararını söylüyor. Ama hakemlik bir şey yok maçtaki. Tamam bence de yok canım. Hayır yani, şunu anlatıyorum. Şimdi hakem kararlarından veya bir maçla ilgili federasyona saldırırken veya çok ağır konuşacaksan maçtan sonra önce bir maçın analizini yapacaksın. Yani bu maçta ne olmuş, ne bitmiş, biz ne yapmışız? Bizim takım nasıl oynamış? Hakem verdiği kararlarla maça etki etmiş mi? Bana sorarsan etmemiş yani. Çünkü benim düşüncem, ben bir futbolcu olarak oyunu yani oyunu okuyabilme kimliğim olduğu için biliyorum nasıl olacağını. Kite'ınki olmasa Sov'unki olacak. Sov'unki olmasa Egemen'inki olacak. Fark etmez. Yani Emenike'ninki olacak. Olacak yani illaki. Atılan kornerler Sergen Yalçın şu anda Twitter'da da çok mesaj geliyor. Yayına girmeden önce biz de çok konuştuk. Maçı da birebir izledik. Hatta o kadar yayıncı kuruluşun güzel bir ses sistemi var ki bir pozisyonda Caner'in yanına kadar geldi Serkan Çınar. Çeyrek daireye doğru koymaması ve nizami atmaması ile ilgili olarak bak sarı kartı göreceksin dikkat et dedi. Yanına kadar geldi. Onun üzerine itirazdan sonra çekti Caner. Tüm maçın içindeki kornerlerde nizami olmadığı ile ilgili çok ciddi bir tepki var. Bu konuda sen ne söyleyeceksin? Maçı abi da izledim. O orta hakemin işi değil ki. Kenardaki hakemler görmüyorlar mı nizami değilse o zaman? Kenardaki hakem orta hakeme söyleyecek. Orta hakem değil. Çeyrek daireye bir şekilde temas etmesi lazım topun. Nerede duracağını. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? O korner pozisyonunda Caner haklıydı. Ben sana söyleyeyim. Çünkü o korner yuvarlağı kameranın önünde duruyor. O topun bir kısmı çizgide o zaman. Değmesi yeterli. Değiyor abi. Ne değmesi? Değiyor top. Caner de onu söylüyor hakeme. Diyor ki top çizginin üzerinde bir kısmı. Hakem hala geri çek diyor. Şimdi geri çekmesi için bir sebep yok. Kural buysa top çizginin üzerinde. Hangi pozisyonda rahat atacağına inanıyorsa futbolcu orada durur. Hayır. Şimdi o senin dediğin pozisyon televizyondan o kadar net görünüyor ki. Yayıncı kuruluş kamera korner bayrağının orada. Topu koyduğu zaman direkt yuvarlak görünüyor zaten.
O top yuvarlağın üzerinde. Yani o topun bir kısmı o çizginin üzerinde duruyor zaten. Caner de şeyden şikayetçi. Topu içeri alırsam bayrak direğinden dolayı kesemiyorum diyor çocuk. Haklı orada. Anlatabiliyor muyum? Yani topu geriye alırsam korner bayrağından doğru belki de kesemeyeceğim sıkıntısı var Caner'de. O yüzden içeri... Ya orada ben hakemin haklı olduğunu düşünmüyorum Caner'e topu içeri al demekte. O zaman gideceksin, bakacaksın top çizgiye temas ediyor mu etmiyor mu diye. Bakmıyor ki hakem. Israrla geri al diyor. Ya anlatabildim mi? Bakmıyor hakem zaten. Orada ben Caner'i haklı buluyorum valla. Caner haklı olsun da. Söyleyeyim maçla ilgili. Bana sorarsan gecenin adamı kimdi diye Fenerbahçe'de. Çok net olarak ben Caner derim bu akşam. Caner. Yani Caner. Uzun zamandır Caner, yükselen bir form grafiği. Bak, Caner son bir aydır Fenerbahçe ve milli takım maçları dahil oynadığı oyunla hem Fenerbahçe'nin, geçen hafta da söyledim, hem Fenerbahçe'nin hem milli takımın değişilmez sol beki oldu şu anda. Ankara'dan görüntüler var Murat Bereket. Onu da bir verelim. O arada da Selçuk Hoca'yı arayalım. Metin Diyad'ın ve Fenerbahçeli futbolcuların içinde olduğu görüntüler var. Onu bir yayınlayalım. Maç öncesi Fenerbahçe bir adım önde demiştiniz. Galiba tam olarak da bir adım oldu. Aynen öyle oldu. Oyun olarak zaten bizim ligin başından beri. Oyun olarak rakiplerimizden hep üstün oynadık. Bu maçta da rakibimiz Fenerbahçe olmasına rağmen başa baş en azından oynadık. Ama maalesef son vuruşlarda, skor üretmede sıkıntımız var. Tabii gol de bütün oyunu alıp götürüyor. Ne oynadığınızın bir önemi kalmıyor bir yerden sonra. Maalesef de ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen bir iki takımla birlikte skor üretemedim mi de istediğim puanları alamıyor. Hele Fenerbahçe ile oynarken skor üretmeseniz, üretemezsek bu sefer de mağlup duruma düşüyorsunuz doğal olarak. Az önce Başkan İlhan Cavcav'la konuştuğumuzda çok sert tepki verdi maçın hakemi Serkan Çınar'a. Hakemliği bırakma teklifinde dahi bulundu. Sizce durum o kadar vahim miydi bugün maçın hakem açısından? Şikayetiniz var mı? Vallahi ben bunu futbolculuğumda da yaşadım. Fazla bir şey de konuşmak istemiyorum. Ben Karabük'te de bir hakemle biz mağlup olduk. Ya bir şey değil, cezaya girmeyelim en iyisi. Yorumsuz. Alper 5 maç oldu. Çok kısa neler söylersin? Aa, çok mutluyuz. İnşallah devam eder aynı şekilde. Ben de anlamadım ki. Ne olduğunu da bilmiyorum. Eyvallah kardeşim. Direkleri ne zaman açındırmayı düşünüyorsun? Evet, hep direklere vuruyorsun. Öyle bir şey yok ya. Hadi görüşürüz. İyi gidiyoruz. Bu güzelliği, bu birlikteliği, galibiyet aldık çünkü birliktelikler daha da pekişiyor. Onun için kazandık. Gol diyemedik. 1-0 oldu ama kaçırdığımız çok gol pozisyonu var. Tam tersi, karşı taraftan da fazla gol pozisyonu vermedik karşı rakibimize de. Her şey gidiyor. İnşallah böyle devam edecektir. Yolumuza devam edeceğiz. Yani hep klasik söylenecek laflar bunlar. Once again a winning mentality. Sonuçta bu akşam aslında maçın adamı takımdı. Biz bu akşam yine aynı kavgacı ruhu ortaya koyduk. Takım halinde beraber mücadele ettik. Ve kafamızda olan bu savaşçılığı sahaya yansıttık ve kazandık. Önemli olan da buydu. Tabii ki biz şu anda ligin lideriyiz. Bu akşam da çok önemli bir adımdı aslında. Bizim için iki tane çok önemli adım var. Biz iki maçı çok önemli olarak görüyoruz şu anda. Biri bu akşamdı. Bir diğeri de gelecek hafta oynayacağımız maç. Bu iki aşamadan, evet Trabzonspor maçı. Bu iki aşamadan, bu iki adımdan ilkini attık. Ve milli maç arası öncesi diğer maçı da alarak liderliğimizi pekiştirerek bu araya girmek istiyoruz biz. Evet, maç sonrası görüşler böyleydi. Şu anda telefon attığımızda hakem hocası, eski hakem hocalarından önemli bir futbol adamı artık. Aynı zamanda yorumcu sevgili Selçuk Hoca var. Selçuk Dereli, iyi geceler, hoş geldiniz Top Bizde'ye. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Sergen ve Bilgin abi de selamlar. Teşekkür ediyoruz. Hocam yine sizlik çok soru var bu akşam. Tek tek başlayalım. Gençler Birliği Başkanı'nın, Sayın Cavcav'ın da en başta itiraz ettiği ve feveran ettiği, az önce sevgili Metin Diyad'ın da Ufuk Kağan Karacan'a sessiz kalarak ve gülümseyerek bir anlamda tepki gösterdi. Verilmeyen penaltı Gençler Birliği lehine. Bu pozisyonla ilgili yorumunuz nedir? Penaltı var mıydı, yok muydu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Genel olarak hakemin maç yorumunu yaptıktan sonra o pozisyonu değerlendirmek istiyorum. Hakem çok acemice bir maç yönetti. Serkan İyi gününde değildi. Birçok önemli hatalar yaptı, yorum hataları yaptı. Yani örneğin Caner'in köşe gönderini vurup devirmesine
sessiz kaldı, tepki koymadı ve otoritesini kaybetti. Sonrasında Egemen'in o pozisyonuyla ilgili devam kararı yanlıştı. Çünkü geçen yıl olsaydı bu pozisyon penaltı değildi. Ancak talimatlar değişti, hakemlere verilen talimatlar sezon öncesinde. Ve hakemlere sporcunun vücudundan sekip doğal konumda olmayan koluna ya da eline gelen topta penaltı verilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Ancak Serkan Çınar bunu uygulayamadı ve büyük hata yaptı. Orada bir penaltı kararı vermesi gerekiyordu. Pozisyon penaltıdır diyorsunuz. Evet. Peki Fenerbahçe'nin kayıtla bulduğu gol dakika 60 öncesinde ceza sahası, Gençler Birliği ceza sahası içindeki pozisyonu oluşturan da kayıtın pası almasına neden olan Egemen'in içinde olduğu pozisyonda rakibine faul yaptı mı yapmadı mı topu alırken? Şimdi Egemen'in rakibine yapmış olduğu bu müdahaleye benzer birçok pozisyonda Serkan Cınar faul kararı verdi maç içinde. Hakemin genel standardına baktığımızda bu diğer vermiş olduğu kararlarla örtüşmedi. Bence faul kararı vermesi en doğru karar olurdu. Orada da bir değerlendirme hatası yaptı Serkan Çınar ve bana göre genel anlamda maçın sonucuna etkeden hatalar yaptı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçları haftanın vitrin maçları. Dolayısıyla oraya daha deneyimli hakemlerin verilmesi gerekir. Yani bu maçlar bir deneme tahtası olarak görülmemeli. Serkan Çınar bu kararlarıyla maalesef haftanın tartışılan hakemi oldu. Peki hocam yine sosyal medyada da çok konuşuluyor. Tabii bir tesadüf olabilir ama sizin görüşünüzü merak ediyorum. Hakem camiasını, atama komisyonlarını çok iyi bildiğiniz için. Geçtiğimiz sene Fatih Terim'in tribüne gönderildiği iki maç var. Evet. Ali Palabıyık ve Serkan Çınar. İkisi aynı haftada, biri Galatasaray maçında, biri Fenerbahçe maçında düdük çaldı. Bu bir tesadüf müdür? Şu anda o da çok konuşuluyor ve sormamızı istediler size. Şimdi Serkan Çınar'a şans veriyor merkez hakem kurulu, ancak bunları kullanamıyor. Dolayısıyla eğer bir hakem bunları kullanamıyor ve bu maçları yönetme yeterliliğini gösteremiyorsa ısrar etmemek lazım. Bence başka hakemlerde ısrarcı olmak en doğrusu. Evet. Hocam tabii yine iki tane pozisyon daha var. Sergen Yalçın da bu konuda fikrini söyledi. Ben de açıkçası aynı düşünüyorum. Yani çünkü bunların tartışmaya açık olmayan pozisyonlar olduğu için daha net yorum yapabiliyoruz. Yoksa bir taraf olma durumumuz ya da bir şey söylememiz söz konusu bile değil. Caner'in korner direğini ve bayrağını fırlatıp atması. Sov'un da bir pozisyon, kaçırdığı bir pozisyon sonrası hani hızını alamayıp değil gayet sakin bir şekilde yürüyerek reklam panosuna ayağını sokması ve yırtması. Hatta Allah korusun sakatlık da yaşayabilirdi. Ayağı içeride kaldı. Kısa bir süre çıkarmakta zorlandı. Bu iki pozisyon kart icap eder mi? Sarı kart. Kesinlikle kart gerektirir. Çünkü orada Sov o hareketi yapıp hem kendi sağlığını tehlikeye sokuyor hem de oyunun çevresinde olan ya da oyun alanında olan teçhizatlara karar vermek sarı kartı gerektirir. Tıpkı Caner'in köşe gönderinin devirmesi gibi her ikisi de sarı kartı gerektiriyordu. Ancak Serkan Çınar bunlara çok duyarsız kaldı. Kontrolü kaybetti. Yani ve hakikaten hocam, kötü bir maç yönetti. Hocam şunun için soruyorum. Mesela Gençler Birliği bu yüzden mi yenildi? Ben de Sergen yaptığı yoruma katılıyorum. O çok ayrı bir tartışma konusu. Sergen Yalçın izah etti. Yenildi diyemeyiz çünkü oyunun geneline baktığımızda Gençler Birliği çok da etkin bir oyun oynayamadı. Çok fazla gol pozisyonu yakalayamadı. Hocam zaten anlayamadığımız konu şudur. Yıllardır konuşuyoruz. Biz işi bitirdikten sonra bizim yerimize gelenler de bunları konuşacak. Yani pozisyonlar Sergen Yalçın'a göre farklıdır, Bilgin Gökberk'e göre farklıdır, yorumlar vardır, size göre farklıdır, başka hakem hocalarına göre farklıdır ama korner direğine vurmak ya da ayağını reklam panosuna sokmak tek bir ceza içerir. Bu Beşiktaş için de olsa, Galatasaray için de olsa, Fenerbahçe için de olsa. Kesinlikle yani çok net bunu tartışmaya açık bir tarafı olur mu? Yani siz bunu değerlendiremiyorsunuz. Net bir sarı kart vermeniz gerekiyor. O zaman daha neyi değerlendireceksiniz? Yani oyunun akışkanlığı içerisinde yorum farkı olabilir söylediğiniz gibi. Ona saygı duyabiliriz. Yani evet bulunduğu yerden yanlış gördü ama yani gözü önünde Caner'in yapmış olduğu eylem var. Sov'un yapmış olduğu eylem var. Hadi sen göremedin Sov'un müdahalesini, yaptığı hareketi. Çizgi hakeminin önünde, yardımcı hakeminin önünde. Dolayısıyla onlar da bunu söylemesi gerekiyordu ama işte bir ekip olarak da bugün talihsiz maç yönettiler. Öyle söyleyebilirim. Evet. Zaten Caner'in sıkıntı... de o köşe gönderi dışında bir şey daha var Caner'le ilgili aslında maçta enstantane. O da Caner topu çizgiye koydu korner atışını kullanmak için. Kendisine avantaj olacağı düşüncesiyle öyle koydu ve ısrarla gitti. Onu geriye çektirdi. Aslında Caner'in o topu koyduğu yer nizami olan bir yerdi. Çünkü topun iz düşümü çizgideydi. Dolayısıyla orada da bir hata yaptı Serkan.
Evet. Zaten sıkıntı bunları üstüne basarak sormamız. Biz geçen hafta da Burak Yılmaz'ın pozisyonunu konuştuk. Siz de keza söylediniz. Sergen Yalçın da yorum yaptı. Bilgin Gökberk de yaptı. El varsa Burak'ta el var. Beşiktaş'ın pozisyonu vardı aynı maçta. Sabri'ye yapılan Motta'nın hareketini penaltı olarak değerlendiren çok ciddi bir kesim oldu. Yani burada bir tarafa çekmek ya da bir şey söylemek için demiyoruz. Altıncı haftada bu pozisyon oluyor. Korner direğine ve reklam panosuna kart verilmiyor. 8 hafta sonra, 7 hafta sonra kritik bir derbide X bir futbolcu ayağını reklam panosuna sokup korner bayrağını vurup kart gördüğü zaman hop tekrar geçmişe döneceğiz. Onun için özellikle basa basa sordum. Şimdi başka bir konu daha var. Ben sizi de takip ediyorum sıkı bir şekilde. Ve çok enteresan bir bilgi paylaştınız. Haftalar öncesinden, aylar öncesinden daha Fatih Hoca Galatasaray'ın başındayken siz Mancini ile görüşüldüğünü, Mancini ismini telaffuz eden belki de ilk isimsiniz. Haftalar öncesinden. Neye dayanarak bunu söylediniz? Daha hiç bu durumlar yoktu. Bu krizler yoktu. Biraz başka bir tarafa geçtik. Hep pozisyon soruyoruz ama bu kez de Mancini'yi soralım. Nereden biliyordunuz Fatih Hoca takımın başındayken Mancini ile görüşüldüğünü ve gelme ihtimalini? Şuna dayanarak söylüyordum. Haber kaynağıma. Yani çok güvendiğim bir bilgiydi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Belki Türkiye'de bu ilk konuşulacak. Mancini ile görüşme Ocak ayında başladı. Yani bu son olaylar değildir Fatih Terim'in gönderilme şekli. Dolayısıyla o görüşmeler Bülent Tulun aracılığıyla Mancini ile Ocak'tan bu yana yapılıyordu. Dolayısıyla ben de bu düşüncemi söylemiştim ve sonucunda da zaten Fatih geçtiğimiz Terim'in Ocak yerine ayı. Mancini geldi. Evet. Çok enteresan bir bilgi paylaşıyorsunuz. Ocak ayında Galatasaray Mancini ile görüşmeye başladı diyorsunuz. Ocak ayından itibaren görüşmeye başladılar ve bunu yapan kişi de Bülent Tulun'dur. Eleman krizine tam denk geliyor. Eleman açıklamasına. Yani olabilir, bilmiyorum. Tam ona denk geliyor. Görüşmeyi yapan Bülent Tulun dediniz değil mi? Ocak ayında. Anlayamadım. Ocak ayında görüşmeyi yapan Bülent Tulun Galatasaray Kulübü adına. Evet, Bülent Tulun aracılığıyla Ocak ayından itibaren birkaç kez görüşme yapıldı. Doğrudur. Bunun üzerine Galatasaray şampiyon oldu. Yeni sezon başladı. Çok enteresan bir bilgi bu. Evet, yani bunu söyleyebilirim. Bu öğrendiğim bilgi... Haber kaynağına da çok güveniyorum. O yüzden paylaşmıştım kamuoyuyla. Fatih Terim daha görevinin başındaydı bunu söylediğimde. Doğrudur. Peki. Çok teşekkürler bu kıymetli bilgiyi de paylaştığınız için. Açıklamalarınız için iyi geceler diliyoruz Selçuk Hocam. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Bilgin Gökberk. Abi, geçtiğimiz Ocak başladı diyor Selçuk Hocam. Daha sonra konuşuruz. Şimdi koptuk programdan. Bir saat oldu. Konuya da giremedik. Şu reklama girelim de sonra uzun uzun konuşalım yani. Yok reklam akışta şu an. Ha, yok mu? Yani bilmiyorum, ben Galatasaray konusuna girersek konuşalım. Tekrar sen Fener gençlere döneceksen Fener bitirelim, öyle konuşalım yani. Var mı Fenerbahçe ile ilgili konuşacağımız bir şey arkadaşlar? Herhangi bir materyal, röportaj? Ben yine de pozisyonun penaltı olmadığını düşünüyorum. Egemen'in pozisyonu penaltı değil abi. Öyle penaltı verilmez. Ya bir takımın kaderiyle o şekilde oynayamazsın yani. Çünkü top ayaktan... Yeni talimata göre açıklama yaptı Selçuk Hoca. Ya o zaman her maçta 4 tane penaltı vermen lazım Bilal. O zaman adamın bir yerine çarptı, oradan burasına çarptı. O zaman penaltı. Yani örnek veriyorum. O zaman her maçta 2-3 tane penaltı vereceksin abi. Ya talimatname ne diyor yani? Hakim adamın ayağına çarpıp oradan eline gittiği zaman penaltı mı çal diyor. Olur mu abi? Bunların hepsi hakem takdiridir yani. Bana göre hiç pozisyon penaltı falan değil. Eli açıksa diye bir madde söyledi Selçuk Hoca. Ya sekmede sıkıntı yok da eli açıksa. Abi ne yapsın adam? Hazır oldu mu topu ayağına uzatacak yani? Ne yapsın yani adam? Hazır oldu mu dursun? Abi hakem yorumu ya. Yani hakem yorumuna inanman lazım abi senin de. Hakem konuşuyor. Hayır canım, herkesin... Ya Selçuk Hoca'nın yorumu ayrı. O Selçuk Hoca'nın yorumu. Bu da benim bakış açım olaya. Yani şimdi Egemen'in pozisyonunda sonuçta oyuncu orta yapacakken bir ayağını aç. Düşünsene sen şimdi bir ayağını açtığın zaman hazır oldukken bir ayağını açar mısın? Normalde ellerinde şöyle olacak yani ayağını açtığın zaman doğal olarak. Ya top ayağına çarpıyor, oradan eline çarpıyor. Çok ucuz bir penaltı olur. Olmaz yani. Ben onun hiç penaltı olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Yani Egemen'in pozisyonu belki faul olabilir. O da kritik bir karardır. Gecenin adamı da Egemen bu arada pozisyonlarda. Evet. Yani çalabilir veya çalamaz. Ona yorum yapmıyorum. Hakem takdiridir. Bilemem ama penaltı pozisyonu. O kadar ucuz penaltı olma. Öyle maçı kurtaramazsın yani Bülent ucuz penaltıyla. Ben öyle söyleyeyim sana. Diyor Sergen Yalçın. Hafta arası hem Galatasaray için hem Trabzonspor için çok yoğun geçecek. Galatasaray için zaten 10 gündür çok yoğun ve gergin geçiyor. Geçtiğimiz hafta içinde dün akşam uzun uzun bantlarla ve yorumlarla da ekrana getirdiğimiz gibi ki bu akşama sarkan da çok önemli bantlar var. Habercilik tabii ki ilk nokta. Az önce de ekranlara getirdik. Fenerbahçe'yi konuşurken o resmi Murat Bereket'ten bir daha rica ediyorum. Galatasaray Kulübü CEO'su Sayın Lütfi Arıboğan, Başkan Ünal Aysal'a ait olan Boğaz'daki otelde akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Mancini ile yan yana böyle bir fotoğraf verdi ve
büyük ihtimalle belki yayın akışımız içinde, belki de yarın resmi internet sitesinden veya ya da kapa borsaya bildirilmek suretiyle 2+1 yıllık, yıllığı 4,5 milyon eurodan sözleşme imzalandı. Mutlaka kamuoyuna da duyurulacaktır. Roberto Mancini Galatasaray camiasına, Galatasaray camiası Roberto Mancini'ye hayırlı olsun. Sergen Yalçın, fotoğrafla ilgili ne diyeceksin diye başlayarak Galatasaray'a geçişi yapalım. Artık bitti. Ekstra bir gelişme olmazsa bu saatten sonra. Fotoğrafla ilgili fotoğraf işte. Ne diyeyim? Güzel bir fotoğraf. Fotoğrafı ne diyeyim abi? Fotoğraf çekti. Nereye koymuşlar bunu? Fotoğrafın megapikselini nasıl buldun? Yoksa Galatasaray'daki genel fotoğrafı sordum tabii. Hayır, bu fotoğrafı nereye koymuşlar yani? Onu merak ettim. Galatasaray Kulübü televizyonda, Galatasaray TV'de yayınlandı bu. Valla Mancini... Fotoğrafı çok, nereye koymuşlar? Çok, yani şimdi Mancini ile ilgili çok şey yapamayız yani. Hani Mancini nasıl olur? Mancini Avrupa'da kendini ispatlamış bir teknik direktör. Manchester City olsun, İtalya olsun, İtalya milli takımını düşünüyorlar diyor. Yani bu artık belli bir seviyenin üzerinde bir teknik direktör. Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra paraya kıyacak mecbur. Çünkü Fatih Terim'den sonra onun da altında bir teknik direktör getiremezsin. En az ona yakın veya onun seviyesinde veya ona yaklaşan bir teknik direktör getirmesi lazımdı. Bence Mancini ismi orayı dolduracak muhtemelen. O deminki fotoğrafa bir daha gelir misin Görkem? Bu Selçuk Hoca'nın bahsettiği fotoğraf bu mu? Geçen Ocak ayında. Yoksa bu son bölümdeki fotoğraf mı? Ha, bu son fotoğraf. Yani geçtiğimiz Ocak ayında görüşmelere başlandığını söyledi sevgili Selçuk Dereli. Bu da çok... Bu İtalyan basınında yer alan. La Gazzetta dello Sport'ta çıkan değil mi? Bu o resim. Geçtiğimiz Ocak ayında her şey yolunda giderken Galatasaray ikinci sene şampiyon olduğu, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale koşarken... Evet. Bu görüşme de çok saçma geldi bana geçtiğimiz sene yapılması. Olur mu abi? Fatih Terim'le zaten sorun... Geçen sene Ocak'tan beri sorunlar başladı zaten. Yani herkesin bildiği sorunlar sadece su yüzüne çıkmıyordu. Başarıdan dolayı sıkıntılı bir şekilde içeride yuvarlanıp gidiyordu bu sorunların hepsi. Yoksa bir işler biraz kötü gitseydi zaten geçen sene Fatih Terim'i muhtemelen yiyeceklerdi zaten. Şampiyonluk gelince, Süper Kupa gelince, o kupalar geldikten sonra geldiği için herhangi bir hamle yapamadılar. Şampiyonlar Ligi'nde yürüyünce, yola devam edince. Şimdi şu andaki pozisyon tam Galatasaray yönetiminin ve başkanının istediği gibi oldu. Milli takım. Çift taraflı olmaz. Real Madrid maçı. Biraz yönetim ve başkanı biraz güçlendirince işte bir de başkana saygısızlık muhtemelen işin başlangıcı o. Florya bize uyum sağlayamıyor gibi. Yani bu konuşmaların hepsi tamamen yani yukarısı Florya'yı kontrol edemiyor. Oraya elini atamıyor. Oraya giremiyor. Yani olay bu aslında. İşin en kolay anlatım şekli bu. Ha bu kimilerine göre doğrudur. Kimilerine göre yanlıştır. Anladın mı? Yani biz bu durumda evet. Taraf olma ihtimalimiz yok. Ama bu sorunun çok net bir şekilde olduğu görünüyor Galatasaray'da. Başkan da sorumluluğu üzerine aldı. Fatih Terim'i gönderdi. İşin özeti bu. Şimdi Mancini ile ilgili Bilgin Gökberk size sormak istiyorum. Mancini ile ilgili dün akşamki programda da sosyal medyada da fikirlerinizi söylüyorsunuz. İtalya geçmişiniz var. Bildiğiniz, hissettiğiniz bir takım şeyler var. Bizim de elimizde bir takım görüntüler var. Onları size gösterip üstüne devam etmek istiyorum. Mancini ile, Roberto Mancini ile ilgili. Şimdi ilk görüntü nedir? Bana da anlatırsanız. Benim de elim... İngiltere'den? Evet. İngiltere'den, Manchester City'den ayrıldıktan sonra Roberto Mancini gazeteye kendi bir ilan veriyor. Biliyor muydunuz bunu? Bilmiyorum. Ne diyor ilanda? İlanda bunu diyor. You will always be in my heart. Her zaman kalbimdesiniz. Roberto Mancini. Unutulmaz bir yıl. Bir üç yıl. Unutulmaz bir üç yıl. Ve kupalar için her zaman kalbimdesiniz diyor. Mesela böyle de ilginç bir kişiliği yapısı var. Kendisi taraftara ithafen gazeteye kendi ilan veriyor. Ayrıldıktan sonra Manchester City'den. Onun dışında neler var elimizde? Tek tek gösterelim. Ondan sonra Bilgi Gökberk'e dönelim. Tamam gösterin. Evet. Bu Balotelli ile Mario Balotelli ile şakalaşması, biraz da gerginlik olmuştu. Bu Manchester City ile kazandığı Premier Lig şampiyonluğu. Burada metroya biniyor halkın arasında İngiltere'de görev yaptığı dönemde. Balotelli ile hazırlık maçında yaptığı lakayık vuruş nedeniyle yıldız oyuncu hemen oyundan çıkartıyor. Bazen kendi geçiyor, çift kale maçlarda oynuyor, yeteneğini ortaya koyuyor. Alex Ferguson'la bir tartışması, City ve United çekişmesi.
Böyle ilginç, renkli bir kişilik. Zaten evet. Niye geldiği belli oldu. Burada metroya biniyorsa eğer, metro seviyorsa, Kadir Topbaş kaç gündür ilan veriyor. Her yere metro, her yerde metro diye. 2023'te galiba diyorlar ki metro ulaşmayacak, yer kalmayacak. Bunu duymuşsa maçını gelmiştir yani metro seven biri olarak. Hani. Bu görüntüyü izlemenizi rica ediyorlar. Hangisi? Sizle alakalı bu. Yani yorumunuz önemli. Bu Balotelli mi? Bakın Balotelli hazırlık maçı bu değil mi? Burada böyle lakayt bir vuruş, evet, yapıyor. Hatırlıyorum maçı. Sonrasında hemen alıyor. Yani sonuçta Infantino'nun bir katkısı yok demek. Kadir Topbaş'ın katkısı var Mancini gelmesine. Metro projesinden dolayı geliyor gibi geliyor. Buradan o çıkıyor bu görüntüden. Ben Mancini için şunu söyleyeyim. Şimdi Mancini hocalığını falan ben zaten eleştiremem yani. Roberto Mancini bir sürü başarı kazanmış da. Sadece Galatasaray'ın alışmadığı bir hoca olacak. Çünkü hücum seven bir hoca değil Mancini. Yani Fatih Hoca'nın tam tersi bir hoca. Yani ben şöyle söyleyeyim. Real Madrid Ancelotti'ye ne yaşıyorsa Galatasaray'ın şeyle onu yaşayacak. Mancini'yle onu yaşayacak yani. Hani hem hücum sevmiyor hem çok egosu yüksek bir hoca. Hani diyorlar ya Fatih Hoca telefonu açmadı. Bu açar telefonu şey der. Bir daha beni arama deyip kapatır. Bunun egosu daha yüksek. Bu enteresan bir adam yani. Antipatik bir adam. Hiç ben sevmediğim bir adamdır yani. Bilmiyorum nasıl ilişki kuracaklar. Fakat bir şey eminim. Şeyle çok iyi anlaşacaklar Bülent Olun'la. Yani birbirine çok benziyorlar yani şey olarak. Yani ben Bülent Olun'dan da hoşlanmam çünkü. İkisi de bana aynı elektriği veriyor. Yani benim buradan aldığım şu, çok net söyleyeyim. Bülent Olun'u şu yüzden hoşlanmıyorum. Ya Bülent Olun devamlı bana arkadan bir iş çeviriyormuş gibi geliyor. Yani bundan çok rahatsız oluyorum ya. Yani bu işten çok şuradan rahatsız oluyorum. Şimdi ben Galatasaray'ım. Galatasaray'ımızdan %10 kaldı benim. Bu Galatasaray'daki olayları görünce belki de seneye bırakacağım Galatasaray'ı falan, takım tutmayacağım. Belki de şey Valencia'yı falan tutarım yani veya Bayern Münih'i falan, biraz huzur gelsin, rahat edeyim yani. Belki Avrupa'da bir şampiyonluk falan kazanırız. Niye soğudum Galatasaray'dan biliyor musun? Bu işlerden soğuyorum. Yani şimdi sen bir kulübün başkanına bir mektup yazıp ihbar ediyorsun Adnan Polat'ı. Başına belaya söküyorsun. Adnan Polat bugün beğen beğenme iyi bir insandır yani. İyi insandır. Kötü yönetici olabilir, kötü başkan olabilir. Sen bu adamı yakıyorsun. Galatasaray'ın herhangi bir başkanına mektup yazıp başına belaya sokan adamı bu Galatasaray başkanı danışman yapıyor. Bu adam Fatih Terim'den nefret ediyor. Bunu herkes biliyor. Fatih Terim de biliyor. Her niye ediyor? Kimden? Yani Fatih Hoca'dan niye nefret ediyor? Sokmuyor hiçbirini bunların şeyi. Flori'yi. Yani kimseye sokmuyor da Bülent Tun'un özel bir durumu mu var? Ya yani sevmiyor o da. Biliyor arkasında iş çevirdiğini. Bu Bülent Tun danışman diye tutuyorsun. Sonra bu adama ne danıştığın belli değil. Yani bu eğer senin futbol, Galatasaray'ın futbol takımını Lütfü Arıban yönlendiremez. Çünkü Lütfü futbolla pek ilişkisi olan bir insan değil. Yani hangi antrenörün geleceğini Lütfü Arıban tayin edemez. Buna üniversitede tayin edemez. Demek ki birine soruyorlar kimi getirelim diye. Herhalde Bülent Tun'un o soruyor. Onun da verdiği karar bu. Yani o da kendi... Şimdi benim arkadan iş çeviren adam modeli zaten hiç hoşuma gitmiyor. Burada çıkıyor işte fotoğraflar. Yok geçen seneden beri uğraşıyorlarmış falan. Bence daha da önceden uğraşıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Yani bugün Fatih Hoca'yla anlaştılar. İlk sene herhangi bir şekilde gönderirsek diye Sergen dediğimi söyledi. Onlar mutlaka birileriyle konuşuyordur Bülent Tun. Belki zaten hoca imzalarken aynı anda görüşüyorlardı. Bülent Tun zaten Galatasaray'da başka ne iş yapıyor onu bana söyle. Başkanın danışmanısın ne danıştığını bilmiyorum ben Ünal Bülent Tun'la. Futbolla ilgili bir şey danışmadı kesin çünkü Fatih Terim yapıyor iş orada. Neyle ilgili danışacak? Ne danışıyor? Ya Fatih ne danışıyor Bülent Tun'la ya? Ne danışıyor olabilir? Danışman hayır, çünkü. Bülent Tun'un büyük bir ihtimalle Avrupa'ya gidiyor. Arada bir böyle hocalarla konuşuyor. Belki Hankes'le de konuşmuştur. Şimdi Hankes gelse onun da fotoğrafı çıkardı. Belki Hankes'le de bir yerde buluştu bir halinde Dortmund'da falan. Belki şeyle de konuştu. Mourinho'yla da konuştu Londra'da. Hani bir gün gelir misin diye. Herkes konuşur abi ne olacak? Ben de çıkayım Galatasaray danışmanı olarak. İstediğim yerde istediğim. Ben şu halimle konuşuyorum da ondan niye konuşmasın? Bu Fatih Terim'in gitmesinden çok bu şeyler kötü. Yani Bülent Tun artık Galatasaray'da belki biz yanılıyoruz. Belki Bülent Tun iyi bir insan yani. Olabilir. Ben yanılıyorum belki. Benim de rahmetli Almanya'daki müdürümün oğluydu. Onu da çok severdim Adnan. Yani. Allah rahmet eylesin. Belki de Bülent Tun iyi Bülent bir insan. Tun mu eski Bülent, müdürümüzün oğluydu? Almanya'daki bizim müdürümüzün oğluydu Adnan Bey. Çok da iyi bir insandır Adnan Bey. Belki de Bülent Tun'un iyi bir insan da biz yanılıyoruz yani olabilir. Fakat devamlı ben Bülent Tun'la böyle bir köşede bir restoranda birine konuşurken böyle hani James Bond'un filan ajanların resimleri vardır mesela. Bir anda çıkar 1943'te Alman Nazilerle bir yerde konuşurken, Arjantin'de bilmem kimle konuşurken. Habire Bülent Tun'un böyle bir yerde çıkıyor. Hiç ben bir grup halinde 15 kişi oturup yemek yerken filan görmedim Bülent Tun'u eğlenirken, kadeh kaldırırken filan. Hep bir köşede bir adamla konuşuyor, bir şey konuşuyor. Ne konuştuğu belli değil gibi geliyor bana yani. O yüzden Galatasaray'ın bu tarafında protesto ediyorum bir Galatasaray olarak yani. Bir sıradan bir Galatasaray. Metin Oktay Galatasaray. Soğudu mu içiniz Galatasaray'da? Soğudu abi. Benim Galatasaray'ı bağlayan bir %10, %15 var.
O da işte sünnet düğününde, sünnette Metin Oktay 3 gol atmış. Benim sünnetimde. O gün babam da bana makaralı teyp almış. Ben de o gol maçı almışım. İlk defa hayatta bir teyp görüyorum. 63 senesi. Oradan da bağlanmışız Galatasaray'a. Ama bu işler beni soğudurdu yani bu şeyler. Ayak oyunları falan. Fatih Hoca'yla ilgisi yoktu ya bunun. En son bu Mancini'nin gelişi zaten bence de hoş bir geliş değil. Bir de yani hani Galatasaray'da diyorlar ki para sorunu var falan. Bu adama getirip bir sürü para veriyorsun. Antipatik bir adam. Egosu yüksek. Hücum oynatmayan. Santrfor sevmeyen. 3 tane santrfor var. Ne olacak Galatasaray? Abi burası satarlar bir gitmez. Bu adam tek santrforla oynuyor. Demişlerdi ki Drogba da seneye bırakır. O zaman santrforla oynarım demiştir büyük bir ihtimalle. Daha iyi benim için demiştir. Yani. Ayrıca tamam işin, onu da birazdan vereceğiz. İşin, hangi kesim bir açıklaması var önemli. Birazdan ekrana gelecek. Yani işin bir de şey tarafına gelirsen teknik tarafına. Bu adam çok başarı kazandı deniyor da. Buna verilen kadrolar dünyada hiçbir hocaya verilmedi yani. Bir Inter kadrosu. Manchester City. Muazzam bir kadroydu Inter. Yani 34. adamı falan Veron'du yani. Futbolculuğunu beğenir miydiniz? Futbolculuğu muazzamdı. Ben o takımı hatırlıyorum. Vialli ve ikisinin oynadığı bir Sampdoria vardı. Müthiş oynuyordu. Futbolcunun lafı tabii. Kimseyle, antrenörü de ben laf etmiyorum. Sadece Manchester City takımında o takımı 2 sene çıkartamadı Şampiyon Ligi'nden. Yani o takımı çıkartamadı. Bilmiyorum. Bence en çok şey tarafını ben bakıyorum. Yani ben taraftarım, seyirciyim. Gittiğin zaman bir takımın hücum etmesini isterim. Hani önde oynamasını isterim yani. Bu hocalar her İtalyan hocası gibi. Bunlar daha çok takımı şey. Ajax, Dortmund, Real Madrid'le aynı gruptaymış. Çıkartamadığı grup. Evet, çıkamadı. Ben yani hocanın hücum eden hocaları seviyorum. Fatih Hoca da o yüzden hücum sistemini seviyorum. Hani hücum ediyorsun devamlı. Bu ama Bülent Tunlu'nun Galatasaray'da büyük sorun olacağını düşünüyorum ben. Yani eğer Ünal Bey biraz bu işleri biraz Galatasaray taraftarına olayı farklı yansıtmak istiyorsa Bülent Tunlu göstermesin abi yani. Bülent Tunlu yine çalışsın arkada filan. Hep devamlı arkadan birinin kuyusunu kazıyormuş gibi bir şey. Artı bir de Bülent Tunlu'nun lise arkadaşı, liseci arkadaşları. Bunlar hepsi benden nefret ediyorlar yani. 50 tane problem yaşadım ben onlarla sırf bunları söyledim diye. Bir de bir grup var Bülent Tunlu'yla beraber çalışan. Çünkü çok net bir şey var ki Galatasaray'ın bu 150-200 kafatasçı lisecisi bunlar Fatih'le falan hoşlanmıyorlar. Yani ipini şu anda içeride bayram ediyorlar. Artı Ünal Asyalı'da zamanı gelince aynı Fatih Hoca'yı yolladıkları gibi yollayacaklar. Onu da buradan söyleyeyim kayda geçsin yani. Evet. Sergen Yalçın deminki görüntüleri bir de sana göstermek istiyorum. Özellikle Balotelli'nin pozisyonunu. Sen de güldün. Dikkat ettim. Şu Balotelli'nin pozisyonunu bir verirseniz Görkem. Bu arada Heinkes'in açıklamasını da söyleyeceğiz. Balotelli böyle bir vuruş yapınca Mancini hazırlık maçında oyundan alıyor onu. Sen hoca olsaydın herhalde sen de alır mıydın? Vallahi bu çocuğun beyni yok biraz bence. Vallahi beyni yok. İnan ya neden beyni yok biliyor musun? Şimdi bak şu harekete bak. Ne kadar saygısız bir insan bir defa. Yani labali bir vuruş yapabilirsin abi. Ona okeyim ben. Bak labali bir vuruş yapabilirsin yani. Ona okeyim. O normaldir. Futbolun içinde var. Ama şu yaptığı hareket tamamen rakibe saygısızlık ve kendi karakterini gösteren bir hareket. Ben sana başka hiçbir şey değil. Oyundan alması iyi. Ben o son kovardım zaten. Yani evet. O oyundan almış gene. Ben olsaydım kovardım. Burada da tartışıyorlar. Mancini ile oyundan alıyor. Hiç arkasına bile bakmıyor. Mancini bir şeyler söylüyor. Hemen gidiyor. Böyle başka ne görüntüler vardı Mancini ile ilgili? Ha bu arada Heinkes Galatasaray'ı reddetti. Alt başlığını görüyorsunuz. Yupp Heinkes teklif aldım Galatasaray Kulübü'nden ancak futbola geri dönmeyi düşünmediğim için reddettim demiş. İlk alternatif Heinkes'ti ama olmayınca Balotelli az önce nasıl oyundan çıktı gördük. Onunla o tartışmayı yaşayan ve daha birçok önemli olaya İtalya'da ve İngiltere'de imza atan Mancini Galatasaray'ın yeni teknik direktörü oldu gibi artık. Tabii açıklanmadan, resmi açıklama yapılmadan bu %1'lik ihtimalleri kullanalım cümle içinde. Mancini'nin hangi görüntülerini yayınlayacağız? Açık saçık görüntüler varsa onları yayınlayalım. Yok öyle görüntü yok. Bu verdiği pası gördün mü Serkan Yalçın? Bir daha gel oraya. Gördüm. Manchester United'lı seyircilerin fotoğrafını mı çekiyor? Bizi çeker misiniz diyorlar Manchester United'lı taraftarlar. O da onların resmini çekiyor. Renkli bir kişilik geliyor Türkiye'ye bence. Çok konuşacağız. Yani isim olarak Galatasaray'ı doldurabilecek bir teknik direktör bir defa.
Orası çok önemli. Avrupa'da isim yapmış. Yani böyle tarz bir teknik direktör. Farklı bir yapısı var kendine göre. Artık geldikten sonra bekleyip göreceğiz onu. Yorumlamak için neler olup neler bittiğini geldikten sonra göreceğiz. Şu anda bir şey söylemek için erken ama 4,5 milyon euronun mutlaka onun farkları da vardır. Yani az buz bir rakam değil. Bonuslarla falan yediği bulabilir tabii. İşte başarı bonusları. Yani az buz bir rakam değil yani bu paralar. Bir teknik direktör için. Galatasaray sonuçta Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayacak yani Bülent. Belki devam bile edemeyecek yani. Türkiye Ligi'ne kalacaksın gene sonuçta. Bu tarafını da düşünmek lazım biraz. Ama işte Fatih Terim gibi bir hocayı gönderirsen işte bunun da altına girmek zorunda kalırsın ondan sonra. Evet. Hayır, egosu yüksek diye Fatih Terim'in egosu yüksek doğru. Türkiye'de zaten seçimle kazandın mı, şampiyonlukta kazandın mı egon yükselir yani. Kim kazansa yükselir yani. Hele iki defa kazandın mı, üç kere, dört kere kazandın mı tamam. Ama egosu yüksek diye hocayı oluyorsan o zaman belki de Avrupa'nın egosu en yüksek hocalarından birini getiriyorsun. Yani Mancini'yi getiriyorsun. Bu acayip ya. Yani. Ben bir bilgi daha var mesela, hatırlıyor musunuz? Ya da Recep'e de sorayım, doğru mu hatırlıyorum ben? 36 milyon pound'a Manchester City'yi almak istemişti bir dönem. Wesley Snyder'i. Böyle bilgi var, doğru mu? Abi zaten ileride kimse kalmaz ya. Ben Mancini'nin gittiği takımlarda herkes de problem yaşadı. Bir sürü oyuncuydu. Bence Galatasaray... Yani hayaline kavuşuyor. Snyder'i çok yani, istemiştim. Bence bu Mancini'nin gelişi en çok Hakan Baltay ve Sabri'nin işe yarar. Yani banka oynarlar. Çünkü hepsini gönderecek o tarafta. Ben sana söyleyeyim. Şenay'da hepsinde problem yaşayabilir yani. Galatasaray takımında. Defansla yaşamaz mı sorun diyorsunuz? Geriye. Yani bence Sabri'yi sol bek yapar. Kimi? Sabri'yi. İzler, kasetleri izleyecekler. Bakacak ortalarına filan Sabri'ni. Bulacak yüzdüğü sol bek. Yanlış yerde oynayacak. Yani biz bunu bir sola alalım gibi geliyor bana. Yani. Belki öyle bir varyasyon yapar. Yani işin tabii şey kısmı ama yani Drogba'yı tek forvet oynatır diyorsunuz. Valla yani Drogba olmasa ateşi falan çıkarsa forvet oynatır takım. Öyle söyleyeyim ben sana. Yani Drogba böyle bir 36-37 ateşi olsun yine mine yaptırmaz ya. Yani. Bırak sen de çıkma, biz bugün böyle oynayalım der. Yani ben yıldızlarla bu kadar hücum etmeyen çok az hoca gördüm dünyada. Bir tanesi odur yani. Dediğim gibi işin teknik kısmını anlatmak bana düşmez ama ben bir futbol maçına gittiğim zaman şeye bakarım yani. Bir takım ne kadar agresif oynuyor, ne kadar hücum ediyor ona bakıyorsun. Ben Luchescu'nun oyun tarzını da sevmem mesela. Bir kişi ileride, herkes orta sahada. Bu da Galatasaray'ı heyecanlanacak bir hoca değil. Ben sana söyleyeyim, Bülent Tulun tam kendine yakışan hocayı bulmuş. Yani şey olarak yakışan, karakterine falan laf söylemiyorum. Böyle enteresan bir hoca bulmuş yani. Egosu yüksek, aynı böyle hafif, tuhaf bir adam. Peki ya bu da Florya sokmazsa kimseyi? Birkaç gün içinde, hatta belki de 24 saat içinde açıklanacak Mancini Galatasaray evliliğini konuşmaya devam ediyoruz. Ben hep soruyorum böyle yeni bir evlilik olduğu zaman Sergen Yalçın. Sergen Yalçın da o evlilik devam eder ya da etmez diyor. Bak abi bu Fatih Terim şey demişti. Başka bir şey konuşuyorduk ama. Abi dur bir şey giriyoruz Bülent yani. İhale şeyde nasıl alacağız sözü senden? Mail mi atayım? Zarf yoluyla ihale atacağım. Ne olacak abi, konuşursunuz zaten. Program sizin. Ben şunu söyleyeceğim. Bak Fatih Altay dedi ki Fatih Terim şey dedi. Böyle dedi hani bir dakika abi. Ben sanıyordum ki başarısızlık durumlarında futbol camiaları, kulüpler karışır. Son 1,5-2 senedir yaşanan yaşadan sürekli başarıya, alınan puanlara, kupalara, ilk 16'lara girmene rağmen bir camia durduk ya içeriden çözülebiliyor, karıştırılıyormuş dedi. Bunu Kasımpaşa maçı sonrası. Bir sene önce söyledi. Sonradan Fatih Altay'a bir yazı yazdı. Dedi ki Galatasaray'ın Sayın Kongresi'nin ortalıkta adam olmadığı için... Nerede? Ortalıkta adam olmadığı için, para verecek başka kimse olmadığı için, o koltuğa oturarak saygınlık arayan cebi dolu başka Galatasaray'la ortaya çıkamadığı için o koltuğu emaneten verdiği kişi dedi. Galatasaray, Fatih Altay lisenin önemli insanlarından bir tanesi. Birazdan var Fatih Altaylı'nın açıklamaları. Daha Türkçesi, enteresan şeyler de söyledi. Türkçesi şunu demek istedi. Adnan Polat'ı işimize geldiğinde pisliği temizliyiz. Ben de böyle yazdım yani. Adnan Polat işimize geldi. Onu başkan yaptık. Pisliği temizledi. İki şirketi birleştirdi. Stadı açtı. Gönderdik. Üniversitede gelsin. Yapılması gerekenler yapsın. İşi bitince onu da göndereceğiz demek istedi. Şimdi burada diyor ki önce diyor Fatih'in gitmesi lazım. Fatih Terim'in, ki Fatih Terim çünkü sportif başarıyı getiriyor. Bak ne diyor. Önce Terim başarılı olmamalı. Dolayısıyla sonra da Aysal. Bunlar hep iki sene önce de bizim yazdıklarımız. Ama bizdeki Galatasaray yazarların çoğu kongresi olduğu için basındaki, medyadaki ve hepsi bir başkana oy attığı için esasında bir yazar yorumcunun pek de kongresi falan olmaması lazım. Çünkü birine oy veriyorsun abi.
sonuçta. Bir taraftan oluyorsun yani. Önemli bu yani. İkincisi, bir sürü yazar, yorumcu da nasıl üye oldu belli değil. Bunları da kontrol etmek lazım. Yani kim üye yapıyor, nasıl yapıyor, kaç para verdiler, kulüp mü bunları üye yapıyor? Çünkü bir kongresi oldu mu daha farklı konuşuyorsun. Şimdi siz Roberto Mancini ile ilgili bir önceki bölümde reklamlardan önce kendi yorumlarınızı söylediniz. Sosyal medyadan da sıklıkla şu soru geliyor. Mancini şampiyon yaptığında diyor City 93 golle ligin en çok gol atan, 29 ben golle ligin en az gol yiyen takımı olmuş, artı 64 averaj yapmış. Evet. En yakın rakibine 8 averaj yapmış. Hani bu 93 golü forvetsiz mi atmış diyor Manchester ben City. Ben bu ne anlatırsın anlat, karşındakinin anladığı sırrı senin anlattığın. Yani yapacak bir şey yok. Ben öyle bir şey anlatmadım. Ben benim anlatmak istediğim oynadığı futbol sistemi Fatih Terim'in farklı, onun farklı. Fatih Terim o takım yönse belki takım farklı olacak tabii. Daha yani fazla atardı. Bu Mancini yani hücum ve agresif oyun seven biri değil. Öyle yıldız oyuncuları vardı ki atı tabii. Ama İstemesen atmış de atıyor yani. Ama bu benim söylediğimi değiştirmez. Sonuçta mesela Berlusconi'nin Ancelotti'ye yazdığı mektup vardı çok eskiden. Bir Milan maçından sonra. Bu takım 4-4-2 oynar ve bilmem ne yapar diye falan. Yani bunu eğer meraklı olan biri varsa çıkarıp bulsun arşivlerden. Bazı antrenörlerin oyun sistemi, buna Lucescu dahil. Sergen de çok beğenir. Lucescu iyi de bir antrenör tabii, lafım yok ama ben Galatasaray'ın Lucescu'lu zamanlarında maça giderdim, 60'ta çıkardım. Ümit Karan tek başına. Galatasaray'ın 5'te şampiyon yaptı. Abi bak, o başka bir konu. Ben seyirciyim abi. Ben maça sistem pres görmeye gitmiyorum ki. Ben güzel hücum görmeye gidiyorum. Mesela Sergenler'in Beşiktaş'ta oynadığı sene o maçlara gidiyordum hepsine. Çünkü o daha renkli bir takımdı. Ama mesela Galatasaray'ın Ümit Karan'la Lucescu döneminde ben çıkıyordum maçta 60'ta. Ne olacağı belliydi çünkü. Bir tane atıyordun, üstüne yatıyordun. Yani seyirci maça şey için gitmez abi. Siz orada yanılıyorsunuz. Maça geliyor 50 bin kişi. Bunların içinden şeyi falan çıkarırsan, bu işin ilmini yapanları, teknik şeyi sevenleri, geriye bunlar 2 bin kişi toplasan. Geriye kalıyor 50 bin kişi. 50 bin kişi orada renk ister, hücum ister, agresiflik ister. Biraz da sonuca göre Türkiye'de şekilleniyor tabii. Onu kimse da gelmez maça yani. Maça gelmez kimse. Yani sen maça pres görmeye mi gidersin? Ben pres, tandem görmeye mi gidersin? Kazanması için giderim takım takımı. Bir yani insan, bakmam. Sağlıklı bir insan maça tandem. Vay be, bizim liberolara bak, nasıl tandeme giriyorlar bizim stoperli. Böyle gider mi maça? Tandem diye gitmez de maça bakar yani. Pres mi görürsün? Vay, çok iyi pres yapıyoruz. Gidip seyredelim Galatasaray der misin abi? Vay be, takıma bak nasıl basıyor. Bana sormayın, benim cevap tatmin etmez. Hayır, ben sana söyleyeyim, ben zaten burada herkese soruyorum. Vay be, takıma bak nasıl basıyor, nasıl pres yapıyor. Gidip seyredelim demez insan abi. Niye abi, ben derim. Sen futbolcusun, içinden gelmiş. Herkes der abi. Bugün Kadıköy'de Fenerbahçe bir preste başladığı zaman 50 bin kişi ayağa kalkıyor. Sergen, niye kalkıyor o zaman? Kadın yaşlı kadın maça geliyor. Allah aşkına siz tanımıyor musunuz maça geliyor? Kaç tane yaşlı kadın geliyor abi? Sen şey zannediyorsun. Al ya, bir şey söyleyince hemen sulandırıyorsunuz. Herkes Ömer Ündül değil abi. Herkes pres görmeye gelmez maça abi. Maçı yaşlı kadınlar, teyzeler, amcalar maça geliyor. Abi sen Ümit Karan zamanındaki Galatasaray kadrosunu biliyor musun? Biliyorum. O takım sence hücum oynayabilir miydi? Oynayamazdı. Ama tamam, bir şey demiyorum ben. Doğru, Florkin'de. Ben de orada oynuyordum. Ya bir şey demiyorum. Başarılı bir takımdı ama. Öyle başarılı olurdu. Ya tamam bak, o işin başka tarafı ama. İnsana seyreden normal bir insanı tatmin etmiyordu. Doğru, o takımla da bir tek Lucescu şampiyon yapardı. Başka kimse yapamazdı. Yani biraz da kadro önemli yani. Peki tekrar demin sorduğum soruya. Elinde şampiyon olan Manchester City gibi bir kadro varsa hücum oyna falan, bana falan gerek yok kardeşim. Oyuncuların ismini yaz çıksınlar yani. Evet, işte, aynı şeye geldik yani. Mancini Galatasaray evliliği ne kadar sürer? Uzun sürer mi? Telefonu açmayana kadar sürer. Valla uzun sürer mi derken... Aşağısı telefonu kalır. Şimdi yani şu anda başkan bütün sorumluluğu aldı. Yani başkan şu anda saatli bomba gibi Galatasaray'da. Her an patlayabilir yani. Tamamen skorlara bağlı bence bu işler. Yani Galatasaray şu Rize maçını, Antalya maçını seyrettim. Real Madrid maçını seyrettim. İkinci yarısı böyle 30'dan sonrasını falan. Galatasaray o şekilde oynamaya devam ederse, ki Mancini öyle oynatmaz takımı, mümkün değil. Yani başkanın ömrü de uzun sürmez bence Galatasaray'da. Eğer sonuçlar kötü olursa, futbol eşittir sonuç. Çok basittir futbol. Futbol eşittir sonuç abi. Gerisi teferruattır. Sen istediğin kadar iyi teknik direktör ol. Sen istediğin kadar iyi futbolcu ol abi. Futbol sonuç oyunudur. Evet. Tabelaya bakar herkes. Sonuç ne olacak diye. Bu arada Galatasaray taraftarı şu anda alt yazı olarak da görüyorsunuz. Onu da söyleyelim. Anketten çıkan sonuca çok şaşıracaksınız alt başlığı var. Web aslanları mıydı Murat Bereket? Web aslanlarının yapmış olduğu bir anket var. Mancini gelmeden önce Türkiye'ye bu akşamüstü. Ekrana yansıtacak mıyız onu? Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılmasının ardından siz hangi teknik direktörü kulübede görmek istersiniz şeklinde sorulan soruya %23.9'da Fatih Terim birinci sırada.
ilginç bir sonuç olmuş. Yani ilginçliği şu, ayrıldığı halde yine Fatih Terim diyor Galatasaray taraftarı. %16.2 Şenol Güneş, %4.7 Erik Gerets, %2.3 Di Matteo, %22.2 Yupankes. Ben sıralamaya göre okumadım, alttan başladım. Yani birinci sırada Fatih Hoca, ikinci sırada Mircea Lucescu, üçüncü sırada Yupankes. Mancini nerede? %4.1. Yani Şenol Güneş bile daha fazla istenmiş. Bile derken yerli olarak. Gerez bile. Daha fazla Galatasaray taraftarları arasında yapılan anket. %4.1 ile Roberto Mancini sonlarda yer alıyor ama çok büyük bir ihtimalle bak, da Galatasaray'ın yeni teknik direktörü. Ben sözlükte kaç kişi demin, yalnız oy kullanmış? Sen, affedersin, demin sen bu şey dediniz yani. Ben bu Bülent Ulu'nun yöneticilerin bilgisi olarak Roberto Mancini'ye görüştüğüne inanmıyorum. Çünkü ben 3 gün önce Galatasaray'da çok etkili birine Mancini'yle nedir durum dedim. Mancini'yi sevmediğim için yani. Oranın bizdeki bir hocaya örnek verdiler. İşte oranın bir şeyi bizden o gibi. Hani devamlı bize haber geliyor dediler. En az 100 kişiyi araya soktu dediler. O dönem bu iş olmaz diyorlardı. Yani bu Bülent Ulu'nun eğer Mancini'yle daha önce görüşüyorsa kesin olarak yöneticilerin bilgisi yoktur. Yani. Yani habersiz görüşebilir mi ya? Hayır. Başkanın haberi vardır. Ha. O kadar. Ya. Onu demek istiyorum. Zaten onun danışmanı. Yani yönetim kurulu ekstra bir bilgi vermesine gerek var mı tartışılır. Peki şimdi Fatih Altaylı'nın, Galatasaray'ın eski yöneticisi ve basın duayenlerinden Fatih Altaylı'nın önemli açıklamaları oldu katıldığı bir televizyon programında Fatih Hoca'nın ayrılığından sonra. O açıklamaları bir dinleyelim, devam edelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ünal Aysal Galatasaray'ı yönetmeye layık ve muktedir bir kişi değil. Son söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Çünkü Ünal Aysal 63-64 yaşında Galatasaray Kulübü'ne üye olmuş ve daha öncesinde Galatasaray Kulübü'yle hiçbir ilişkisi olmamış, sporu bilmeyen, kulübün içinden gelmemiş bir insan ve Galatasaray başkanları tarihinde de bilir ki Galatasaray başkanına baktığın zaman tamamı yönetim kurullarında çeşitli görevler almışlar. Zaman içerisinde işte üye olmuş, işte as başkan olmuş, muhasip olmuş, ikinci başkan olmuş, sonra başkan olmuş isimlerden oluşur Galatasaray başkanları hep. İlk örnek Ünal Aysal'dır. Hiç bundan hiçbirinden geçmeden ve 65 yaşında ya Galatasaray'da bir kulüp varmış ben de ona üye olayım diye gelmiş bir vatandaştır. Fakat Ünal Aysal da para olduğu için, para olduğu zannedildiği için ve Galatasaray Spor Kulübü de bir mali bunalımdan çıkmak için Ünal Aysal yönetime talip olduğunda ve Galatasaray'a da kendisine bu teveccühü gösterdiklerinde, başkan seçme teveccühünü gösterdiklerinde şöyle bir önlem aldı Galatasaray kendince. Dedi ki bu adamın yanına biz birkaç tane kulübü iyi bilen insan koyalım ki bu kulüp acemi bir elde çuvallamasın. Şimdi para ben, olduğu ben zannedilince mi dedi? Ben yanlış mı dedim? O kısmı önemli değil. Burada ne var biliyor musun? Şimdi herkes onlar gibi bir okulu bitirince bir kulübe üye olmuyor. Öyle bir şans yok kimsede. Altıda onda birini paranı verip yani. Galatasaray Kulübü'nün bir üyelik parası var. Bu tabii Ünal Bey'i bağlamaz da. Bitiriyorsun 10 bin lira ne verip üye oluyorsun. Herkesin 10 bin lirası üye olacak. Belki insan 70 yaşında olan da çıkabilir. Para biriktir ancak 10 bin lirası. Yani Galatasaray Kulübü der ki bir de 10 bin lira var şu kulübe üye olayım. Şimdi bu arkadaşların çoğu liseyi bitirdiği zaman 600 lira emine oluyorlar Galatasaray'a veya 800 lira emine. Böyle bir sistem olmadığı için, herkesin başına gelmediği için. Şimdi diyor ki Fatih Altaylı 64 yaşında üye olmuş diyor. Abi bunun yaşı mı var? İstersem 82 dolar mı? Kime soracağım? Fatih Altaylı'ya mı soracağım ben üye olurken yani? Ben Galatasaray mıyım? Kulübe üye mi olacağım? 81 yaşındayım. Olmayacak mıyım yani? 83'te de başkan olmak istedim. Kim buna mani oluyor? 83'te de istemeyin onu. Hayır abi bak. 83-93 bırak ona takılma. Ben istediğim saat burası demokratik bir ülkesi ki Fatih Altaylı'mız savunuyor. Başka bir yere vurgu yapıyor galiba orada. Yaşlar tabii ki özgürmüş. Önemli olan bu. Parası, para kısmı değil. Önemli olan ne biliyor musun? Bu bir Galatasaray'ın önemli bir eğitim kurumunun kurduğu bir kulüpte. Batı'ya açılan bir kulüpteki bakış açısı bu. 64 yaşında üye olmuş. Sonra başka olabilir abi. İnsan 64 parası üye olduğu zannedilen diyor. O önemli değil. Niye yanlış değil yani? O da abi bir bak söz. Takıldığınız konu önemli bir konu değil. O Fatih Altaylı'nın şeyine girer. Çiğliğine girer yani. O başka bir konu. Bu bakış açısına giriyor bir camianın. Diyorlar ki 64'te niye üye olursun? Ben 65'te olmak istiyorum. Onlara mı soracağım üye olurken yani? Ayrıca mazisinin az olduğunu vurguluyor. Yani o şart içinde mı? Şart mı? Mazinin çok olması. Yani mazinin çok olması. Ben az olurum. Yani ben adam şey değiştiriyor. 2000 yılında üye oldu Sayın Aysel. Olabilir. 2004'te de olabilir. Bir şey yok ki bunda yani. Yani insanları eski üye olmakta veya Fatih Altaylı'da ilk olduğu zaman yeni üyeydi. Baktığın zaman. Herkesin bir yeni zamanı var. Yani o farklı bir şeyden bahsediyor ama. Efendim? Zaten 10 yıl geçmesi bahsediyor lazım. Başkan olması için 10 yıl geçmesi lazım üye olduktan sonra. Hak kazanması yok, için. Ya Fatih Altaylı başka bir şeyden bahsediyor. Neden yaştan bahsediyor? Falan bahsetmiyor. Neden bahsediyor? Yani 65 yaşında
üye olan, Galatasaray üye olan birisinin, yani tarihte böyle bir olay yok demek istiyor. O işte ibeyi kovmuş abi, ne var bunda? Yani şey böyle, bu 65 yaşında gel kulübe aday, hadi ben kulübe üye olayım, sonra gel başkanlık yap. Yani o ne var senin bunda? Dediğin şey o mi? Şeyden bu ya. Bana göre de tuhaf abi, ben şimdi niye 65 tuhaf? Yaşında gidip bu kulübe üye olmam ya yani. Sen olmasın olur abi, bir şey yok. Ayrıca kulübe üye olmadan önce borç almışlardı Üniversitadan. Niye aldılar? AİK hisseleriyle ilgili. AİK. Her neyse, Ünal Aysal, Özhan Bey döneminde birim anlatmak istedim. O parası var yok. Bunlar başka bir konu. Bunlar Ünal Aysal, Fatih Altay'a cevabını veriyor. Beni ilgilendirmez. Benim bakış açısı önemli ama. İstediğin yaşta Galatasaray Kulübü'nde iyi olabilmen lazım mantıken yani. Ama olamıyorsun işte. Böyle kotaları var Galatasaray Kulübü'nde yani. Evet. Ya Galatasaray'da farklı bir sistem var abi. Yapma. Cem Uzan'ı başkan yapmadılar abi Galatasaray zamanında. Yani Cem Uzan, Ünal Aysal'dan az buz bir adam mıydı yani? Bana göre 10 katı falan da en az yani. O zaman başkan yapmadılar abi Cem Uzan'ı, işte bu lise misal ya. Başkan yapmadılar yani Cem Uzan'ı. Öyle değil mi? Ben o zaman Galatasaray'da oynuyordum. Çok net biliyorum her şeyi. Değil mi? Cem Uzan gibi adamı Türkiye'de Galatasaray'a başkan yapmadılar. Hatta kimi almıştı Cem Uzan'ı? Santrafor kimdi? Jardel. Jardel'i o almıştı mesela. Helikopterle indirdi Florya'yı. Yani düşün. O zaman yapmadılar yani. Ünal Aysal 65 yaşında üye oluyor, sonra başkan oluyor. Tabii ki abi, olabilir abi yani. Tamam da bak, kulübe üye olurken Fatih Altay izin almıyoruz abi. Ben de onu demek istiyorum sana yani. Ya Fatih olabilir Altay'la, abi, bir şey demiyoruz ki zaten. Galatasaray'ın liselileri, ki Fatih Altay'la bu konuda şeydir esasında yani, hakkını yemeyelim. Bu lisecilikle o da çok münakaşa etmiştir, mücadele etmiştir zamanında yani. Fakat Galatasaray lisesi toprak sahibi gibi görüyor. Onlar veriyorlar bu rolü yani. Diyorlar ki Adnan'ı başkan yapalım, Ünal Aysal'ı yapalım, onu yapalım, onu yapalım. Böyle bir şey olmaz. Bu batıya açılan kurum bu. Bunun şey kısmı yanlış. Galatasaray lisesi çıkışta olmayan kimse olmadı mı başkan Galatasaray? Olmuştur ama liseliler istemiştir. Onlar tayin ederler yani. Olur, doğrudur. Derler ki Adnan Polat liseli mi? Değil. Yok, ama değil. Liseliler seçiyorlar ya. Sonuçta onlar seçiyorlar. Faruk. Yani. Faruk Süren de değil. Şimdi bak, bizim medyanın Galatasaray yorumcuların hemen hemen hepsi Galatasaray Kongresi olduğu için ve bu konuşmaları yaptığı zaman atılacakları için kulüpten, onlar bu topa girmezler. Bu topa bir tek ben giriyorum. Çünkü ben üye değilim Galatasaray Kongresi'ne. Ama geçenlerde biri söyledi bana. Dedi ki sen bizi tanımazsın. Biz sene önce üye yaparız, sonra tekrar atarız demişti. Gülmüştük mesela. Haberiniz olmadı. Hayır, şaka yapıyor. Yani Galatasaray yorumlayan yazarların çoğu kongre üyesidir. Ve bu konuşmayı yapamazlar. Bunu bir tek ben yaparım. Ben yaptığım için de pek taraftar bulamam medyada yani. Biri de çık ama mesela Işın Çelebi olsun. Geçen sefer son kongrede o bu konuları gündeme getirmiştir. Adnan Polat da getirdi ve bu konunun olduğunu hissettirdi. Yoksa kimse de bana hak vermez yani. Biz manyak gibi kendi başımıza konuşuyoruz yani. Safla, hayır, bir kişi arka çıkmıyor çünkü arka çıkanı gönderirler ilk kongrede yani. Evet. Şimdi tekrar saha içine dönelim. Muhtemelen yeni hoca saha kenarında dün akşam verdiğimiz haberde Murat Bereket'in telefon bağlantısında dediği gibi eski kadro Fatih Hoca'nın yardımcıları olacak Juventus'ta, Torino'da. Sergen Yalçın, nasıl bir saha içi bekliyorsun Galatasaray adına? İkinci maç, 6-1 kaybedilen bir Real Madrid maçı. Evet. Ligde kayıplar. Şimdi Torino'da Juventus maçı, ikinci maç grupta. Nasıl evet. bir Galatasaray çıkacak? Hoca değişikliği, yaşanılanlar nasıl etkiler? Ben defansif bir kadro bekliyorum Juventus Torino'da. Karşısında. Herhalde Tevez Mevez de oynamıyormuştu duyma göre. Onu da hemen söyleyelim. Bir görüntü vardı Murat Bereket. O Tevez'in görüntüsü geldi mi? Egemen'den rica etmiştik. Bugün Torino'yu yendi. 1-0 Torino deplasmanında. Tevez'in son durumu budur. Son dakika. Tevez'in sağ ayak bileği işte bu durumda. 90. dakikada yerini Fabio'ya bıraktı. Galatasaray karşısında forma giymesinin çok zor olduğu konuşuluyor. Sağ ayak bileğinde bir yaralanma var. Birkaç saat içerisinde kulüpten yapılan açıklamada durumun netlik kazanılabilir denildi ama Galatasaray'a karşı oynamasının riskli olduğu söyleniyor. Tevez'in evet. ayağı bu halde. Torino maçından sonra. Doğru mu? 1-0 kazandı Juventus bu arada. Torino'yu yendi. Juventus zaten kimi yenmiyor ki İtalya'da? Çok formda bir ekip yani. Herkes yeniyor içeride dışarıda. Çok etkili bir ekip. Şunu özellikle vurgulamak lazım bu maçla ilgili. Çok net söyleyeyim. Kesinlikle Rize maçı kadrosu sahada olmamalı. Kesinlikle, tekrar söylüyorum. Kesinlikle Rize Spor maçındaki kadro sahada olmamalı. Zaten çünkü yabancı serbest ya o maçta. Hayır. O kadro derken şunu anlatıyorum. Yani, söyleyeyim mi kadroyu? Muslera, Sabri, Dani, Semih, Hakan, Buruma, Engin, Selçuk, Snyder. Değişiklikleri söylemiyorum. Drogba, Burak Yılmaz. Tamam, bu kadro kaybeder. Kaybeder zaten yabancı kadro. Serbest ya Juventus maçında. İstediği kadar yabancı yok. Nasıl bir kadro arkadaşlar da yazsın hep söylüyorsun ya. Artık bizde de klasik yani oldu maçlardan. Şimdi ben önce. Şunu söylüyorum. Galatasaray, Burak, Drogba ve Schneider'le oynadığı her maçta en az 2 gol atamazsa maçı kaybeder. Çok net söyleyeyim. Hele Juventus gibi bir ekibe karşı.
Yani bu maç 1-0 falan öyle bitmez. Çünkü Galatasaray bu kadroyla her türlü pozisyon verecek rakibe bir defa. Ya bugün Türkiye'deki Anadolu takımlarının hepsine bir ton pozisyon veriyorsun. Juventus'a mı vermeyeceksin bu kadroyla? Benim düşüncem tek hücumcu, beşli bir orta saha, klasik dörtlü bir defans grubu ve ne oynadığını bilen, rakibe fazla pozisyon vermeyen, yakaladığımı atan 1-0 geçmiş olsun dönelim. Yani bu maçlar böyle oynanmalı. Söyleyebilir misin kadroyu, kafandaki kadroyu? Muslera, Ebue. Evet. Şecu, Dani. Dani. Riera. Evet. Önlerinde Mello. Selçuk. Selçuk. Solda şey. Ne o? Yabancı çocuk. Buruma. 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 Hamit oynamıyor herhalde. Hamit'in durumu Murat Bereket. Sakat. Amrabat olabilir. Amrabat. Drogba. Schneider, Drogba. Dakika kaç? Muslera kalede, Ebue, Şecu, Dani, Riera, Melo, Selçuk önde, solda Bruma, sağda Amrabat, Schneider, Drogba. Evet. Ben böyle diyorum. Gökhan Zan'ı düşünebilir mi? Şecu son maçta çok pozisyon verdi. Yani hoş işte Dani de çok iyi değildi Real Madrid karşısında. Tabii ölçü müdür o maç? Yani burada amaç şu olmalı, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Bilal. Yani Juventus'a eğer çıkayım koro koro oynayayım kazanayım deyip bu kadar Burak'la, Drogba'yla, Schneider'le yani 3 tane hücum oyuncusu oynadığınız zaman arkayı savunamazsın. Yani pozisyon vermeme ihtimalin yok yani Juventus'a. Kimlere veriyorsun? Juventus'a mı vermeyeceksin? O yüzden ben her zaman teknik direktörlük aşamasında şuna inanırım. Ben abi bu tür deplasmana gittiğim zaman ben kontrollü oynarım. Eğer çok üst düzey bir takımım yoksa, çok işi bitirecek oyuncularım yoksa ben kontrollü oynamayı tercih ederim. Yani ben iki pozisyona gireyim, rakip de iki tane girsin en fazla. Ben bir tane atarsam kazanayım, döneyime bakacaksın bu tür deplasmanlarda. Çünkü Juventus şu anda Avrupa'nın en formda ekiplerinden bir tanesi. Yani Tevez oynamasa başkası oynar. Çok onun problem olacağını düşünmüyorum ben Juventus'ta. Ama Galatasaray bu kadroyla oynarsa gollü maç olur. Kesin gollü olur maç. Yani sen dediğin kadroyla çıkarsa kesin gollü bir maç olur. Ben Buruma'nın oynamasından yanayım. Amrabat'ı da savunma anlayışı çok iyi olduğu için koyuyorum bak kenara. Yani çünkü orada Ebue ile beraber veya solda Riera ile beraber. Çünkü öbür tarafta da oynayabilir Buruma. Ters tarafta da oynayabilir, fark etmez. Fatih Terim'den sonra bu Türkiye'de futbolu, yani iki kişi var Türkiye'de futbolu üst düzeyde yönetici. Öbürü de Mustafa Denizli. Eğer çıkan haberlere istinaden konuşuyoruz. Eğer Mustafa Denizli Galatasaray sportif direktör yapılırsa en azından bu %100 daha farklı bir durum olur Galatasaray'da. İhtimali nedir? Biz de duyuyoruz bu haberleri. Mustafa Hoca'nın sportif direktör olmasıyla ilgili bir teklif gitti mi kendisine? Bir bilginiz var mı bu konuda? Yani bu durum geçtiğinde ben de konuştum Galatasaray'dan bir iki kişiyle. Bunun doğru olduğunu söylediler yani böyle bir konuşmanın. Mustafa Denizli'ye eğer birisi akıl edip oraya Florya'nın anahtarını Mustafa Denizli'ye verirse, ama bu sefer hakikaten karışmadan verirse yani. Eğer Mancini de Mustafa Denizli'ye bağlarsa yani ikisini de bu, orası çok farklı bir tablo olur. Çünkü işte Mustafa Denizli'yi en iyi bilen adam Sergen yanımızdaki. Yani Mustafa Denizli gibi hocanın evinde oturması insana tuhaf geliyor Türkiye'de. Yani senin Lippi, Angelo, Capello falan gibi adamla oldu da Türkiye'de Mustafa Denizli'ye iş vermesi. Yani Türkiye'de Mustafa Denizli evinde oturur mu ya? Yani Fatih Terim'e Mustafa Denizli evde oturmaması lazım. Şenol Güneş'in de evde oturmaması lazım yani. O yüzden eğer Galatasaray'da aklı selim bir yönetici varsa tabii buna Bülent Tulun izin verir Mustafa Denizli'nin oraya girmesine. Çünkü o zaman da başka bir sorun çıkacak. Mustafa Denizli de Bülent Tulun'u belki karıştırmayacak yani. Yani orada konu o. O yüzden bu işin daha farklı bir yöne gitmesi için bence Mancini'nin de zaman kazanması için yani daha çabuk uyum sağlaması için Mustafa Denizli'nin Galatasaray'da sportif direktör olması şu andaki en şey ihtimal. Kaç sene Galatasaray'da çalıştı Mustafa Denizli? Galiba 7. Değil mi? Evet. Bir de bir sene top oynadı 8. 8 sene camiye de biliyor. Bir şampiyonluk yaşadı. Bence yapılabilecek en mantıklı şey bu. Bana sorarsan kimi almalı Galatasaray diye ki hayatta bir uzman sorusu cevaplamam. Bence Bielsa yani. Çünkü eğer futbola bir para harcamak istiyorsan, yatırım yapıyorsan yani. Yani yıldız alıp, yıldızlarla mı bir takım kuracaksın? Ya da futbola yatırım yapıp oyuncu mu yetiştirmek veya bir proje mi yapıyor? Eğer bir proje ise Galatasaray maçında kesin Bielsa'nın gelmesi lazım yani. Arjantinli. Bir kere adamın ruhu yeter yani. Arjantinli dediğin zaman edebiyat, şiir, dans, mans, müzik her numara var yani. Bir kere bir farklı bir hava gelir Florya'ya yani. Galatasaray'da bütün bunlar yapılırken bir B planının olmadığı da sanki. Hani şak diye bir hocanın başlamaması ve kurulu müthiş bir düzeninde bir anda bir gecede
tamam öncesi var. 1,5-2-3 sene belki Bilgin Gökberk'in dediğine göre ilk geldiği günden beri 3 ayrı dönemi de kapsıyor ama neticede gitti hoca, feshettin, açıkladın ama daha hala şimdi bir isimle anlaşamadın. Mustafa Denizli ve Mancini çok bir araya gelecek bir ikili değil bana sorarsan. Yani Mustafa Hoca koordinatörlük, sportif direktörlük yapacak, Mancini hocalık yapacak falan. Bunlar biraz zor işler. Bu ikili bir araya zor gelir biraz. Çünkü Mustafa Hoca zaten o işin teknik boyutunu da çok kolay yapabilecek kapasitede. Orada sportif direktörlük yapmanın şu anda ne mantığı olduğunu çözemedim yani Mustafa Denizli'nin. Mustafa Hoca zannetmiyorum ben öyle bir görevi kabul etsin. Futbol ona bağlanacak o zaman. Hı? Futbol Mustafa Hoca'ya bağlanacak. Bağlanacak da abi. Mancini var takımın başında yani. Ne kadar bağlanacak? O tarafı da çok tartışılacak yani. İşte tamamen bağlanacak. Yani şeyde olduğu gibi. Real Madrid'de... Mancini bunu kabul eder mi? He? İster abi, mi? Abi para veriyorsun, ettireceksin. Etmeyecekse gidecek o zaman yani. Abi şimdi senin zaten önünde şimdi zaman yok. Etmeyecekse gidecek diye bir şey olma ihtimali yok. Şimdi görüşmeler yarına kaldı diyorlar ya. Bunlar hikaye. Hikaye bunlar. Yarına falan kalmadı. O iş çoktan bitmiştir. Sen Mancini gibi bir teknik direktörü, bu seviyedeki bir teknik direktörü Türkiye'ye getiremezsin görüşmeye bir defa. Ben sana onu söyleyeyim. Zaten başkanın otelinde kalıyormuş bu gece. Bilal bak. Şimdi sen Mancini gibi bir teknik direktörü Türkiye'ye görüşmeye getiremezsin. Sen gidersin oraya bir defa. Gittiler zaten. İşte yani buraya adam geliyorsa... Bitmiştir her şey. Bu iş bitmiştir. Anlaşılmıştır. Arada ufak tefek çok küçük pürüzler vardır. Yardımcı teknik direktörler mi? Onlar şunu alsın, o bunu alsın, evleri burada olsun, arabaları olsun, uçak biletleri olsun bilmem. Onlar konuşuluyordur şu anda yani. Mancini zaten çoktan anlaşmıştır. Yani Mancini Türkiye'ye gelecek, Ottoman'da başkanla yemek yiyecek. Ne o? Pazartesi akşamında ya ben gidiyorum bu iş olmadı mı diyecek. İnanıyor musun böyle bir şeye? Bu iş çoktan bitmiştir zaten. Yani bu iş bitmiştir. Burada da ayrıntılar konuşuluyordur bir defa. Onu da geçtim. Bence işin olmama ihtimali bile olabilir abi. Burası Türkiye abi. Bir şey olur, iş kopar. Abi Mancini sen Türkiye'ye getiremezsin. Ben sana söyleyeyim. Getiremezsin yani. Getiremezsin niye gelsin abi. Ki? Getiremezsin yani, olmadan abi. Niye gelsin? İnsan aklına geliyor bu soru tabii. Orada olur. Niye gelsin buraya? Yurt dışında olur. Anlaşamazlar, biter. Abi, bugün bir haber çıktı abi. İtalyan milli takımı da sözleşmesine şart koşturmuştu. Yani onu açılışta söyledik hani son dakikayı verirken. Büyük bir hayaliymiş Mancini'nin İtalya milli takımı. Adam der ki İtalya milli takımından teklif gelirse... Niye gelsin dediğin Sergen... Giderim der. Milano'da evinde oturuyorsun, bir uçak yolluyorlar. Diyorsun ki hoca gel son bir bakalım diyorlar işte. Gelin tanış, bir yemek yiyor, bir otelde kalıyor falan. Gidiyor olabilir, bunda bir şey yok. Sadece bak futbol sadece böyle... Çok pazarlık yapma şansı var mı sizce Mancini'nin şu anda? Ya da Galatasaray'ın? Galatasaray'ın hiç yok. Bence hiç yok Galatasaray'ın. Zaten... Ya zaten hangisi gitmişler adam kabul etmemiş. Adam kabul etmemiş. Ondan sonra Mancini'ye dönüyorlar. Mancini'ye de istediği parayı vermediğin zaman yani adam şu anda dese ki ben senede 10 tane özel uçak istiyorum kardeşim. İtalya'ya gidip geleceğim. Özel uçağını istiyorum. Okey. Şu bunu istiyorum. Ona da okey. Şunu da istiyorum. Ona da okey. Onu da istiyorum. Ona da okey. Başka bir şansın yok. Yani şu anda Galatasaray o pozisyonda değil şu anda. Ha, sezon sonu olsa tamam. O zaman çok alternatif çıkartabilirsin. Seçenek fazla olabilir. Marj yok. Şu anda yani fazla Galatasaray açılamaz. Şu anda gitti hangisi teklif etti? Red'i aldı. Döndü Mancini'ye. Mancini red derse kimi alacak abi? Salı günü maçı var, hafta sonu lig maçı var. Bir de Bielsa alternatif. Kimi alacak yani? Bielsa, onu da bilmiyorum yani. Çok tanıdığım birisi değil teknik direktör olarak. Ama yani şu anda seçenek şansın yok. Şu anda pazarlık falan yapamazsın yani. Adam ne diyorsa onu kabul etmek zorundasın. Ha ben bir sene sonra İtalya milli takımına gidebilirim. O zaman bırakırım mı diyor. Onu da kabul edeceksin mecbur. Çünkü Fatih Terim'i göndermişsin. Mecbur buraya o seviyede birini koyman lazım. Mancini'yi bulmuşsun işte. O da o kimsenin niye Mancini'yi aldın diyecek hali yok. Şimdi diyebiliyor muyuz? Ya Mancini'nin ne işi var Galatasaray'da diyebilir miyiz abi? Diyemeyiz. Adam teknik direktör olarak zaten belli bir seviyenin üstüne çıkmış şu anda. Diyemezsin yani. O açıdan bu iş bitmiş bana sorarsan. Sadece işte Juventus maçı falan var diye biraz işi uzatıyorlar. Hani ya niye pazar günü anlaşsaydın da Juventus'a gönderseydin muhabbeti de olabilir yani medyada. Madem adamla anlaştın kardeşim pazar günü imzala, pazartesi günü gitsin İtalya takımında da diyebilirler. O çıksın takımın başında diyebilirler. Ki yarın akşam falan anlaşırlar ki bu konuşmaların hepsi. Böyle de olabilir. Yarına kalmasının bir nedeni bu Bilgin Gökberk'in de az önce söylediği, benim de açılışta söylediğim gibi yani milli takım olayı tekrar gündeme geldiyse Galatasaray zaten ağzı bundan yandı. Hani Fatih Hoca'ya 4 maçlık izin verdi. Haftalarca konuşuldu. Zaten işin bitmesine neden olan ya son olay oldu. Galatasaray... Gitmek isterse ileride İtalya milli takımı. Anlamıyor musun? Galatasaray günü kurtarmaya çalışıyor abi. Galatasaray'ın önümüzdeki sene teknik direktörü falan önemli değil. Galatasaray şu Mayıs'ı kurtarma durumunda şu an. Fatih Terim'i göndermiş. İsim birini almak zorunda. Ben Mayıs'a kadar Mancini'ye gideyim de Mayıs'tan sonra bir takıma giderse gitsin. Çok önemli değil onu. Onu düşünmez kimse şu anda.
O zaman seçenek çok olacak zaten Mayıs'ta. Galatasaray'ın başına 100 tane teknik direktör bulur yönetim. Şu anda bulamaz. Bir de borsaya tabii bildirmek zorunda olduğu için borsada kapalı. Belki yarını bekliyor. Yani. Açıklamak için de halka açık bir şirket Mayıs'ta olduğu için. Yani Mayıs'ta sular durulur, bu olayların hepsi unutulur. Bunlar rafa kalkar yaza kadar. Her şey unutulur abi. Dünyada, Türkiye'de her şey unutuluyor zaten zaman geçtiği zaman. Yarın evet. Fatih bu olayların hepsi bir ay sonra unutulur hepsi. Sadece şunu söylemek lazım. Bu futbol pek de iş adamlarının filan oynayacağı da bir oyun değil. Biraz da bir duygu lazım o Flore'ye. Yani bu Galatasaray'ın son dönemi biraz şey gösteriyor. Mustafa Deniz de oraya şey katar. İşin içine duyguları da katar. Farklı bir şey, perspektif, yani şey getirir. Çok böyle hani İtalyan ve üç yardımcısı orası böyle biraz şey gibi bir yer olacak. Değil mi? Hani Mustafa Deniz de Türk oyuncular da filan olduğu için oraya bir şey de katar. Bir ya, tabii canım Mustafa Hoca o tanımlamayı çok iyi yapar ama yani Mustafa Hoca kabul eder mi ben onu düşünüyorum. Abi biraz. Çünkü bak Adnan Polat bize şey demişti bu. Rekart'ı ben niye yolladım başkan? Dedi ki ya bizim futbolcularla onun dilinden konuşamadı dedi. Yani Rekart mesela istiyor ki Rekart gelsin futbolcunun dilinden konuşsun. Dedim ki o zaman niye Rekart çağırıyorsun yani? Futbolcuyu hocanın dilinden konuşturmuyorlar da hocayı futbolcu dilinden. Şimdi Mancini geldiği zaman yabancılar hariç Galatasaray'da öyle bir sorun da çıkabilir. Yani şimdi tabii şunu da konuşmak lazım. Mancini İstanbul'a gelecek Sergen Yalçın dediği gibi. Galatasaray televizyonu klibini yayınlayacak, görüntülerini yayınlayacak. Kariyerinden bahsedecek Galatasaray kulübünün resmi televizyonu. İşte Arıboğan'la bizim de ekrana getirdiğimiz gibi fotoğrafı yayınlanacak. Ondan sonra da yarına bıraktı, tıkandı. Ben de çok inanmıyorum. Başka bence Mancini Galatasaray'da yani. Bu saatten sonra. Bu saatten sonra ne tıkanması şey abi şimdi bu resimler mesimler Galatasaray televizyonuna çık konuş falan filan sonra yarın olmadı mı diyeceksin yani. Ya, o iş bitmiş. Büyük bir skandal olur. O iş bitmiş artık. Abi her şey olur ya. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Mancini. Bak Fatih Terim'in Romanya maçında... Son dakika mı? Romanya maçında Fatih Terim'in milli takım başına çıkacağını bir ay önce biri söyleseydi gülerdi. Fatih Hoca dahil. Ama aynı şey değil bu. Aynen. Geldi Türkiye, burada yani Türkiye şu an. Burası. Aynı havayı soluyorsunuz İstanbul'da şu anda Mancini'yle. Fatih Terim'e bir ay önce birisi sen Romanya maçında Türk milli takım başında olacaksın deseydi Fatih Hoca dahil rüyasında görseydi derdi ki Fulya bana bir su ver derdi. Kabus gördüm derdi. Milli takımın başına gidiyorum derdi. Kimse inanmazdı. Sonra bir telefon geldi Fatih Hoca'ya. Aa hoca bak milli takıma gitti. İşten ne hale geldi Türkiye'de? Sen Galatasaray'ın Juventus maçına Fatih Terim'siz çıkacağını düşünüyor muydun bundan bir önce? Hiçbir düşünmüyordun. Şimdi çıkıyor. O yüzden Türkiye'de her şey ben milli takım işi olduktan sonra bile Fatih Hoca'nın ayrılacağını hiç aklıma getirmedim. Bütün bu krizlere rağmen, içinde Allah. Olmamıza rağmen. Ya bu sezonu bitirir Türkiye'de diye düşünüyordum Fatih Hoca'nın. Türkiye'de olan olaylarda kimse isim veremez. Abdullah Avcı'ya bunu 4 sene önce sen milli takım hocası olsun deselerdi şok gelirdi, ölürdü şeyden yani heyecandan. Ve oldu. Onun için Türkiye burası. Her şey olur abi. Türkiye Futbol Federasyonu Mancini'yi ister mi? İlerleyen dönemde milli takıma. Belgesi var mı? Hocalık belgesi var mı Mancini'nin? Peki. Şimdi bu virgül koyalım. Gelişme olursa sıcak bir gelişmeye de haber döneriz tekrar. Derbiye döneceğimizi dün akşam söylemiştim. O da çok konuşuldu. Ramon Motta ile Selçuk İnan hiçbir şekilde PFDK'ya sevk edilmedi her ikisi de. Çok önemli bir kare var. Kurtuluş Yılmaz, Sözcü Gazetesi'nden deneyimli foto muhabiri. Onun yakaladığı bir kare var. O karede top bize de ekrana gelsin. İşte şu anda görüyoruz zaten evet. Selçuk İnan'la Ramon Motta'nın Beşiktaş Galatasaray derbisindeki karesi. Bu tam dur burada. Evet. Selçuk'un sağ eli Ramon'un boğazında. Ramon'un ağzından çıkan şeyin muhteviyatı nedir Bilgin Gökberk? Tükürük müdür o yoksa? Valla daha önce böyle bir konu olmuştu biliyorsun. Meyreleşti. Ülke ikiye ayrılmıştı. Yarısı tükürüktü. Şeydi. Evet onun için Türkiye'de tükürük çok kolay karar verilmiyor. Yani. Oturup toplanıp bir bakmak lazım. O zaman da İkisi de sevk edilmedi Sergen Yalçın. PFDK'ya. Motta da Selçuk'ta. Kareler olmasına rağmen. Sence sevk edilmesi gerekir mi? Şu kareden sonra. Bu özel bir karedir. Yani enteresan bir diyor. Ben sana başka bir soru sorayım. Son maçta Beşiktaş'ın aldığı, Beşiktaş'ın Melo'nun ve Bilic'in aldığı cezaların sana Futbol Federasyonu tarafından verildiğine inanıyor musun, inanmıyor musun? Onlara bir fax birisi dedi ki cezalar böyle olsun, olayı kapatalım. 4 maç Beşiktaş, 3 maç Bilic, 2 maç, maç Melo. Onlara biri dedi ki cezaları şöyle yapın, hafif geçin. Kapansın çünkü iş büyüdü dedi ve kapandı konu. Yok niye? Melo normal abi. Direkt kırmızı kart 2 maç. Hayır. Beşiktaş'ın 4 maç falan. Yani o, ha, o biraz şey. Yani yoksa 1-3 maç normal. Şey 2 maç, Melo 2 maç normal ama 4 maç bak, tabii biraz düşündürücü. Normal bir ülkede sırf
Beşiktaş UEFA'ya gittiği için ve Avrupa'ya gidemeyeceği için, bu da Yıldırım Bey'in döneminde olduğu için, zaten Yıldırım Bey'in federasyon başkanı olmaması lazım. Sırf bu yüzden yani. Bu arada La Gazzetta dello Sport'un bir son dakika haberi var. Arkadaşlar da internetten La Gazzetta'ya bakabilirlerse belki görüntüyü de veririz akış içinde. Mancini Galatasaray'la 3 yıllık imzaladı. Çarşamba günü Juventus maçında takımın başında diye vermiş La Gazzetta'nın haberi. Ama tabii La Gazzetta'nın haberi bu. La Gazzetta'da buradan haber oluyor biliyorsun. Yani bizim içimizden biri. Temsilciler var. Türkiye'den biri o haberi ona veriyor. Ya. İtalyan yazmıyor haberi. Tabii ne olacak? Galatasaray TV'nin verdiği haber, Murat Bereket söylüyor. Mancini ile görüşmeler yarın devam edecek. Görüşmeler gayet olumlu geçti şeklinde bir haber vermiş Galatasaray Televizyonu'nda. Allah Kerim, Fatih Terim miydi Galatasaray'dan öyle evet. Bir şey vardı. Bu da uymuyor. Allah Kerim, Roberto Mancini. Biraz zor geçiyor. Bu iş yürümez gibi geliyor. Evet, son dakika kalsın. Biz tekrar fotoğraflara dönelim. Tükürük ve boğaz sıkma olayıyla ilgili Sergen Yalçın ne diyeceğini merak ediyorum. Valla çok yoruma açık bir pozisyon değil Bülent. Yani bu yorumlanacak bir pozisyon değil fazla. Her şey çok net olarak ortada bence. Ama dediğim gibi yani cezalar, kurullar, görevler hep menfaatler doğrultusunda değiştiği için her şey Türkiye'de. Bir şey söyleyemiyorsun abi yani. Burada normal bunun yorumcuları, hakem yorumcusu olsa veya bir temsilci olsa burada oturan ne der mesela şimdi? Bence bir şey demez. Ne bileyim, federasyon temsilcisi olsa, maçın gözlemcisi olsa bunlara onlar yorum yapacak abi. Bizim bir yorum yapma durumumuz yok mu? Görmemiş olabilirler mi resimleri? Abi ben bugünkü Fenerbahçe maçından sonra görmemiş olabilir diyorum. Çünkü mesela altta hakem biz niye koyduk? Hani birini görmedi, biri görsün dedi. Ofsaytlar, penaltılar daha sağlıklı bizim olsun. Bizim altılık gruplar hepsi aynı şeyi görüyor, aynı şeyi görmüyor yani. Yani ben böyle alt hakem görmedim. 66 hakem koysan ne olur ki abi? Herkes aynı şeyi gördükten sonra. O yüzden bizdeki gözlemci de işine gelen şeyi görüyor. Ya benim anlamadığım şey, kimse alınmasın. Bu arkadaşlar evlerine gittikleri zaman bunların aileleri, eşleri, dostları şey demiyor mu ya? Bu görevi bırakın. Ya millet sizde inanç kalmamış, güven kalmamış, millet size dalga geçiyor. Bu görevi niye demiyorlar mı yani? Yani bu nasıl bir görev bu ya? Gözlemci olmak, temsilci olmak, federasyonun kurullarında olmak. Ama gözlemciye, temsilciye de çok şey yapıldığını düşün, zannetmiyorum yani ben. Olabilir. Hani bu iş gözlemcilik, temsilcilik de bir iş değil yani. Gözlemci istediği kadar yazsın, çizsin abi temsilci. Çok fazla bir şey değiştirir mi yani? Şimdi bir başka olay daha var hafta arası yine. Olay bitmiyor Türk futbolunda. Rüşvetsiz yankıları gelse, da Galatasaray'da başarılı olur muydu rüşvetsiz gelse? Olur mu? Olur tabii, olmaz mı ya? Hele bu Galatasaray takımında. Rüşvetsiz konuşun, ben de Murat Bereket'le konuşayım. Yok yok, hayır ben şimdi merak ettim Sergen ne diyecekti ya. Taraftar gruplarına yapılan çok ciddi bir operasyon var emniyetin. Uzun zaman yapılan teknik takip sonucu. Tabii ki hepsi iddia bunların. Yani haberlerde de günlerdir yayınlanıyor. 84 kişi değil mi en son? Gözaltındaydı. 4'ünün emniyetten serbest bırakıldığı, 80 kişinin işlemlerinin devam ettiği ve işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi. Yine bugün akşamüstü de Galatasaray takımının Ultra Aslan grubu, önemli bir grup, genel koordinatörü Veysel Giley de gözaltına alındı. Doğru mu? Veysel Giley de gözaltına alındı. Devam ediyor yani operasyon. Taraftar gruplarının iddia şu, iddia. Yönetimden aldıkları bedava biletlerin bir kısmını sokakta kara borsa olarak sattıkları, kalanları ise tribün desteği için üyelerine dağıttığı belirlendi. Emniyetin yaptığı takip sonucunda 16 ay içerisinde on binlerce bedava biletin dağıtım ve kara borsada satışı polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Mayıs 2012 tarihindeki olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından taraftar grupları üzerine projeli bir çalışma başlattı. Polis operasyon kapsamında Beşiktaş taraftar grupları, Çarşı Deplasman Kartalları, Karagümrük, Galatasaray taraftar grubu, Ultra Aslan, Fenerbahçe taraftar grupları, Genç Fenerbahçeliler, Yeni Genç Fenerbahçeliler, Eski Fenerbahçe, Sabahlayan Tayfa ve Kill For You üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Bu gözaltına alınan 84 kişiye de 1 yıl men cezası maçlardan verildi. O ilk verilen ceza o, ama tabii ki diğer adli durum devam ediyor. Bu arada hem o sevgili Sefa'nın görüntüleri vardı, Genç Fenerbahçelilerin lideri. O hazır mı? Bu sabah sağlık kontrolünden çıkarken bir açıklaması var. Hazır olması lazım. Hazır o. Onu hemen verelim. Evet. Bu değil. Bunu istemiyorum.
Bunu istemiyorum. Sefa'nın açıklamaları var çıkarken. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a hedef alan açıklamaları var. Peki. O da gelecek birazdan. Ne diyorsun Sergen Yalçın bu durumlara? Emniyetten şafak operasyonu. Evet. Vallahi çok yorum yapılacak fazla bir konu var mı bilmiyorum. Çok bizim bilgimiz dahilinde. Bir bu taraf kalmıştı futbolun. Emniyetle muhatap olmayan tarafı bu tarafta emniyete girdi en son. Ama olacaktı yani bu. Yani bu olacaktı yani eninde sonunda. Bu kadar olaydan sonra böyle bir şey olması da bence beklenmesi lazımdı yani bunun olacağı. Tabii ki takip edecekler abi sonuçta. Bir sürü, içeride dönen bir sürü dolap var yani. Kimse bunları bilmiyor ki. Ne o, biz de bilmiyoruz yani. İddialar doğru mu, asılsız mı, muhtemelen onların hepsi polis soruşturmasında çok net olarak çıkacak abi. Telefon konuşmalarında hepsini zaten dinliyorlardır yani. Bilgin Gökberk. Ben de bilgi sahibi olduğum bir konu değil ama benim hep söylediğim bir şey var. Futbola bir iki ay ara verip sonra tekrar hakikaten başlamak lazım gibi geliyor. Çünkü her tarafında problem var futbolun yani. Her tarafında yani Kulüpler Birliği Başkanı hala yani İlhan abi olması bile ayıp yani. Bu ülkeden bir insan çıkmıyor mu yani? Bir tane Kulüpler Birliği Başkanı mı çıkmıyor yeni bir insan ya? Hala İlhan Cavcav başkanlık yapıyor. Türkiye'de yani eğer bugün ne varsa futbolda yaşanmış hepsinde İlhan Bey'in haberi vardır yani. Değil mi? Çok eski bu işin içinde. Bence sıfırdan böyle bir yazamaza denk getirip belki yani bir iki ay bir ara verip. Ben o zaman da söyledim yani. Bizim mahalledeki kasapla aynı anda öğrendi federasyon başkanı ceza aldığını Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın yani. Hep bunlar bu yüzden çıkıyor. Bir otorite olsa, insanlar güven duysa zaten kimse konuşmayacak yani. Bence öyle yani. Bilmiyorum. Ya Yıldırım Bey için tarihsiz bir durum. O da tabii. Yani en acayip dönemde başkanlık yapıyor. Niye gitmiyor merak ediyorum. Silah zorlar. Bırakayım gideyim dese o da kurtulacak. Kimse yönetmese de futbol böyle gider. Daha kötü gitmez yani. Yani o federasyon başı kimse oturmasa. Hani 23 Nisan'da falan her koltuğa bir çocuk oturuyor ya mesela. Ben merak ediyorum. Mesela bu 23 Nisan'da oraya bir çocuk otursun kalkmasın. Ne olacak merak ediyorum. Yani. O yönetsin yani. Ya bundan kötü mü olur yani? Evet hazırmış İbrahim Hacı Osmanoğlu. Dinleyelim Sayın Başkanım. Ben federasyon başkanımla konuştuğum zaman benden farklı konuşuyor. Ama kameraların karşısında farklı konuşuyor. Hırsızlar ortadadır. Futbolun babası UEFA'dır. Dedesi de FIFA'dır. Sizi takip ediyor. UEFA bütün kurullarıyla Türkiye'de şikenin olduğunu tescillemiştir. Ve gereğinin de yapılmasını ahlak açısından, adalet açısından bir futbol federasyonunun da beklemektedir. Kendisi de Türkiye'de şike yapıldığını kabul ediyor. Ama kurullar kararı verdi. Biz kurullara sevk ettik. Kurullar kararı verdi. Kurulların da ne kadar ahlaki olduğunu, ne kadar ahlaki değerlere dayanarak karar verdiğini Türk milleti, Türk kamuoyu çok iyi biliyor. Ben kendisine gerekenleri söyledim. Onun yanında da tahkim kurulu başkanını aradım. Pazartesi günü 11'de de kendisiyle bir görüşme yapacağım. Bu pisliği temizleyip temizlemeyeceklerine karar verecekler. Herkes yeni delilden bahsediyor. Biz Fenerbahçe'nin başkanını yöneticilerini tutup buraya zorlan ben şike yaptım dedirtecek halimiz yok. Deliller ortadadır. İşlenen suç ortadadır. Ve UEFA'dan da gerekli cezayı şike yaptıklarından dolayı almışlardı. Sadece mahkeme kararlarına dayanarak değil. Bu açıklama üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na jet bir yanıt geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören de Türkiye'de şike yapıldığını kabul ediyor şeklindeki ifadenin doğru olmadığı açıklandı. Değerli Başkan Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun federasyonumuzu ziyaretinin ardından yaptığı açıklama ilişkin olarak bazı medya organlarında Sayın Demirören'in Türkiye'de şike yapıldığını kabul ediyor şeklinde ifadelerinin yer aldığının görülmesi üzerine açıklama yapılması lüzumuna başvurulmuştur denildi. Ama başkan çok enteresan bir şey söylüyor. Federasyon başkanı benimle konuşurken farklı konuşuyor diyor. Kameralar geldiği zaman farklı konuşuyor diyor. Çok enteresan bir cümle değil mi? Enteresan tabii. Zaten niye böyle bir şey söylesin ki? Zaten çözülememesinin en büyük nedenlerinden biri bu zaten. Hayır niye böyle bir şey söylesin ki mesela şimdi Sayın Başkan kameralara ne gereği vardı da söyledi? Demek ki ortada bir şey var yani. Bir şey konuşuyorlar çıkıyorlar o döner kapıda İstinye'deki federasyon binasyonunda açıklama yapıyor Sayın Başkan. Ama o diyor ki şimdi benle konuşurken farklı konuşuyor kameralar geldiği zaman farklı konuşuyor diyor mesela. Tabii şey dedi ki Yıldırım Bey bize sözleşme yok dedi Fatih'inle ilgili. Galatasaray yok dedi. Sonra bir sözleşme çıkardı. Dümenden de olsa. Var ya bir imza atmışlar filan. Herkes farklı. Her yerde farklı konuşuluyor. Evet. Yalandan bir sözleşme yapmışlar değil mi o?
Hani Fatih Terim'le ilgili. Evet. Federasyon hani bizden bir şey istemedi, sözleşme falan yok ortada diye falan. Yok mu acaba? Gerçekten var mı? Ya bak ben söyleyeyim, bir federasyon başkanı, kulüp bir başkanı diye o şey... sözleşmeyi sana vereyim mi? Ver bakayım, merak et. Yani sözleşme denilen şu, servis edildi hafta arası federasyonda. Atılan bak, imzalar bu. Sergen, Galatasaray başkanı bir şey yaşadı ya Fatih Hoca ile, eleman krizi yaşadı ya, eleman dedi demedi falan diye. Yıldırım Demirören çıktı dedi ki, benim elemanım değil kader ortağım dedi, bir açıklama yaptı ya. Bir polemiğe federasyon başkanı. İşte orada Sayın Nolaysa da göndermede bulundu. Tamam, telefonla da ilgili açıklama bir yaptı. Bir kulübün başkanı ve hocasının yaşadığı federasyon o topa girer mi ya? Benim kader ortağım. İşte çok içinde ya, üçgen. Bu ne, bu ne sözleşmesi ya? Bu ilk Sayın Fatih Terim'le Yıldırım Demirören'in bir takım açıklandığı gün hocalığının o anda imzaladıkları bir formalite kağıt. Bu resmiyeti var mı yok mu tartışılır. Yok abi, burada bir ne resmiyeti olacak ki, bu gereksiz bir imza yani bunlar. Burada ne yazıyor ki? Türkiye Futbol Federasyonu adına yönetim kurulu başkanı Sayın Yıldırım Demirören ve Sayın Fatih Terim arasında imzalanacak sözleşmenin futboluna hayırlar getirmesini diliyoruz. Vialli ve Mancini. Bir sen, kaldırırsanız kameraya doğru. Sen yalnız bu takım hatırlarsın Sergen. Evet. Bak Vialli daha şey. Şu genç. Anda gözüküyor mu? Bu işte o meşhur Sampdoria takımı. Mancini ve Vialli. Vialli'nin saçı var. Kesmemiş daha. Bunu niye imzalamışlar peki? Bilmiyorum. Zaten resmi imzanın Mayıs sonunda olacağını açıkladı Sayın Yıldırım Demirören. Ya ama o kimdi o Fatih Terim bizlerle uzun yıllar çalışmasını istiyoruz falan diyen bir açıklama yapan? Sayın Nolaysal. Yok yok, federasyonda yaptı ya birisi geçen konuştuk. Ufuk Özerten. Sayın Ufuk Özerten. Yok ya. Kimdi o geçen? Ha şey, Sayın Emre Alkin. Evet. Bak ben Fatih Terim'i tanıyorsam eğer, Fatih Terim bu Mancini Galatasaray'a gelirse bu iki oluyor. Bir de Florence'da onun yerine gelmişti. Hı hı. Fatih Terim gidip seneye İtalya'da bir kuzey takımı çalıştırır. Hiç kafana takma. Milli takımda çalıştırır. Da kalmaz diyorsunuz. Ama benim tanıdığım Fatih Terim, bu Roberto Mancini her arkadan dönen hikayeyi unutmaz. Geçen sene istiyorlardı. %100 gidip seneye İtalya'da bir kuzey takımı çalıştırır. Bence ben, abi ben, Fatih Hoca benden sana söylüyorum. 3-4 sene Türkiye milli takımını çalıştırır. Ondan sonra da teknik direktörlük hayatına noktayı koyar abicim. Belki de başkan olacak. Ben sana söyleyeyim. Çünkü onun başka kademelerinde yer alacak. Yani Fatih Hoca, şimdi Fatih Hoca da yoruldu. Fatih Hoca yıllardır bu işin içerisinde kalmak kolay mı abi? Sürekli oradan oraya, oradan oraya. Ve şöyle bir enteresanlık var. Başarılı olmak zorundasın yani. Yani Fatih Terim'in başarısız olma lüksü yok bir de. Yok tabii. Gidersin Anadolu'da bir takıma. Takım 7. bitirir, 6. bitirir ligi. Başarılısındır abi, sorun yok yani. Ama şimdi Fatih Hoca bir yere geldiği zaman şampiyon olmak zorunda. Nereye gitse kupa almak zorunda abi. Başka türlü başarılı olmuyor ki. Yani Fatih Terim Galatasaray'a geldi, ikinci oldu. Türkiye Kupası oynadı, finalde kaybetti. Süper Kupa oynadı, onu da kaybetti. Başarılı mı? Fatih Terim olursan başarılı değilsin. Ben olsam başarılıyım. Ama Fatih Hoca olduğu zaman başarılı olmuyorsun işte. Öyle bir sıkıntı var yani. Bu sıkıntı, bu stres nereye kadar gidecek yani? Bence 3-4 sene Fatih Hoca milli takımı güzelce çalıştırır. Benim de Fatih Hoca'ya tavsiyem, ondan sonra da biraz Fatih Hoca'nın dinlenmesi abi. Yeter, biraz dinlensin yani Fatih Hoca. Yeter abi. Fatih Hoca'nın yani bu kadar strese, bu kadar şey, hiçbir şey dayanmaz yani bence. Hayırlısı olsun diyelim. Bilgin Görpek mikrofonu çıkardı. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Yine dayanamadınız, çıkarttınız bitmeden. Bir şey var mı? En son bir şey söyleyeceksiniz sen. Bir şarkı söyleyeceksiniz. İyi akşamlar diyelim. Diyelim herkese. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Güzel İyi bir dönüşler oluyor. Yani, reytingden de güzel geliyor. Seyredenlere teşekkür etmek lazım. Peki çok. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sergen Yalçın teşekkürler. Bilgin Görpek teşekkürler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına iyi bir hafta geçirmenizi temennisiyle mutlu geceler, mutlu yarınlar. Hoşçakalın. We'll be right back.